Boncuk ocağı yakılıyor. Kızılçam o geçmişi milattan önce 3300'lü yıllara dayanan, binlerce yıl boyunca farklı kültürlerde bir simge olarak kullanılan mazarlık, dünyada mistik güçlere ve kem gözlere karşı en yaygın koruyucu olarak kullanıldı. Ülkemizde el yapımı nazar boncuğu denince akla ilk gelen yer İzmir ilinin Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy. Peki geleneksel yöntemlerle ve el işçiliğiyle üretilen bu boncuklar nasıl yapılıyor? Sabahın ilk ışıklarında usta tarafından boncuk ocağı yakılıyor. Kızılçam odunu kullanılan bu ocak yaklaşık 2 saat sonra 800 ila 1200 santigrat derecelik ısıya ulaşıyor. Bu ocak özel bir çamurdan yapılıyor ve ocağın içinde bulunan ve göz adı verilen haznelerde cam eritiliyor. Camın erime ısısı 800 santigrat derece. Boncuk yapımı için gereken ideal sıcaklık ise 1200 santigrat derece. İdeal sıcaklığa ulaşan ocak gözüne boncuk yapımına uygun hurda camlar atılarak erimesi sağlanıyor. Boncuk ustası eriyen cam üzerine yapacağı boncuğa renk verecek olan boya granüllerini göz içinde bulunan cam hamurunun üzerine bırakarak harmanlıyor. Bu işlem kullanılan boyanın cam hamuruna hapis olmasını sağlıyor ve yüzeyde hiçbir kimyasal kalıntı bırakmıyor. Usta civa çeliği olarak tabir edilen şiş şeklindeki bir demir çubuk ile gözden bir miktar cam hamuru alarak erik cama boncuk şeklini veriyor. Bu işlem hem dikkat hem de hız gerektiriyor. Eğer dışarıda fazla bekletilirse cam anında soğumaya başlıyor ve şekil verme işlemi zorlaşıyor. Şekil verilen cam, ocak haznesinin sağında bulunan soğuma gözüne alınıyor. İşlenen cam burada, yapılan boncuğun büyüklüğüne göre 3 ila 12 saat arasında soğumaya bırakılıyor. Bu işlem yapılmaz ise cam anında çatlıyor. Soğuyan cam boncuklar daha sonra gözden çıkarılıyor ve su ile yıkanıyor. Peki bir boncuğun gerçekten el yapımı olduğunu nasıl anlarız? Bunun en basit yöntemi boncuğun delik kısmına bakmak. Bu bölümde pas izi görüyorsanız sahip olduğunuz boncuk, cam ve el yapımıdır. Aksesuar olarak evlerimizi, takı olarak bilek ve boyunlarımızı süsleyen rengarenk cam boncuklar artık hazır.
Minik Adımlar ailesine hoş geldiniz. Okulumuz 700 metrekare kapalı, 200 metrekare açık alan olmak üzere Kemalpaşa bölgesinin en büyük özel kreşidir. Bahçemizin zemini kauçuk kaplı olup ahşap oyun parkımız bulunur. Kış ayları için iç mekan oyun parkı mevcuttur. Kemalpaşa'da ilk ve tek olarak 0-2 yaş grubuna hizmet verilmektedir. Sınıflarımız 0-6 yaş arasında ayrı ayrı dizayn edilerek gruplara ayrılmıştır. Kreşimizde 7 sınıf, 3 uyku odası bulunmaktadır. Uyku odalarımız ahşap beşik, ahşap kampet yataktan oluşmaktadır. Yaş gruplarımıza göre uyku odalarımız ayrı ayrıdır. Okulumuzun tuvaletleri 2 ila 6 yaş grubuna göre özel dizayn edilmiştir. 0-2 yaş grubuna göre özel dizayn edilmiş alt açma odamız mevcuttur. Sınıflarımız 35 ila 40 metrekare olup temiz, geniş, havadar ve aydınlıktır. 0-2 yaş grubu sınıf zeminleri 4 cm kalınlıkta yumuşak tatami zeminden oluşmaktadır. Okulumuz kış mevsiminde doğal gaz sistemiyle ısıtılmaktadır. Yemeklerimiz kendi personelimiz tarafından tamamen organik sebze, mevsiminde toplanıp kurutulmuş veya konserve yapılmış ürünlerden yapılmaktadır. Aylık yemek listesi WhatsApp uygulaması üzerinden velilerimizle paylaşılmaktadır. Kemalpaşa'nın her bölgesine servis hizmeti verilmektedir. Öğrencilerimiz yalnızca kayıt formunda belirtilen kişi ya da kişiler tarafından teslim alınabilir. Okulumuz temizlik personelimiz tarafından öğlen ve akşam olmak üzere bütün alanlar temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir. Oyun ve eğitim materyalleri gün içinde buhar makinesiyle temizlenmekte ve belli aralıkta dezenfekte edilmektedir. İlgili ve uzman öğretmen kadromuzla öğrencilerimizi en iyi şekilde gözlemleyip onlara uygun eğitimin temelleri verilmektedir. Okulumuz mutlu çocuk öğrenir düşüncesiyle öğrencilerimizi eğlenirken öğrendirilip günlük hayatlarında edinmeleri gereken alışkanlıklar kazandırılmaktadır. Başarıya giden yol ilk adımla başlar. Minik Adımlar Kreş ve Gündüz Bakım Evi. Evet, güzel bir Kemalpaşa'da güzel bir yazdan kalma diyelim. Yazdan kalma bir Kemalpaşa akşamında. Kemalpaşa TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar değerli takipçilerimiz. İlk programımız Basın Masası programı ve ilk konuğumuz Kemalpaşa Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Karakayalı. Diğer konuğum da aynı zamanda bundan sonra Basın Masası programında sürekli birlikte aynı olacağımız daha doğrusu programın moderatörlerinden değerli meslektaşım, gazeteci Filiz Eroğlu ile beraber bundan sonra sizlerle birlikte olacağız. Her hafta farklı bir konu, farklı bir konukla sizlerle birlikte olacağız. Bu ilk programımızda Kemalpaşa Belediye Başkanımız Rıdvan Karakayalı konuğumuz oldu. Hatta biz onun konuğu olduk. Aynen. Başkanımız, biz dedik stüdyomuzda yapalım. Başkanımız dedi havalar sıcak. Bu güzel sıcak havayı değerlendirilir. Dışarıda yapalım dedi. Çok da güzel bir hava. Gayet de güzel oldu. Evet. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sizlere de beraber. Evet Filiz. Başkanım öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ümit'le birlikte yine bir ortak bir projeyi imza atmak istedik. Evet. Sosyal medya sayfalarımızdan ve YouTube kanalımızdan şu anda izleyicilerimiz canlı olarak bizleri izlemekteler. Ve Kemalpaşa Belediyesi'nin sayfasından izliyorlar. Başkanımıza çok özel gündeme dair ve projelerini soracağız. Bize açık önlülükle paylaşacağına eminiz. İlk sorumuzu istersen Ümit senden alalım başkanımıza. Evet başkanım. Hemen ilk girişten başlayayım kısaca. 2009-2014 5 yıl süren bir dönem belediye başkanlığı. Akabinde AK Parti'nin bir belediye başkanlığı ve 2019 seçimlerinde de yine bir belediye başkanlığı. O dönemden bu döneme kadar neler değişti? Şu anda neler yapıyorsunuz Kemalpaşa Belediyesi olarak? Zaten 2009-2014 yıllar arasında benim ne yaptım herkes biliyor. Sizler de biliyorsunuz. Hep beraber yaşadık bunu. 2000,
2014-2019 arasında bir önceki belediye başkanımız ve ekibinin neler yaptığı belli. Bizim geriye dönük de ileri dönük olarak çalışmalarımız çok önemli. 2019'dan sonra neler yaptık? Yani isterseniz onu anlatalım. Evet. Geçmiş siyasi süreci konuşmamıza gerek yok diye düşünüyorum ben. Seçimler oldu. Halk kendi kararını verdi. Bizi bir 5 sene bekletti. Ondan sonra tekrar göreve getirdi. Vardır demek ki bir halkın bir bildiği vardır. Yahut da biz doğru yaptıysak bize getirdi. Diğerleri yanlış yaptıysa onları alt sıraya düşürdü. Bu şekilde gidiyor. Yani bu hizmet yarışıdır. Halk 5 yılda bir sandık konuluyor. Siyasi sandık. Yerel seçimler ve genel seçimler. Biz yerel seçimden bahsediyoruz. Halk ona göre karar veriyor. Adaylar çıkıyor. Kendilerini tanıtıyorlar. Yaptıkları işleri konuşuyorlar. Sandığa gidiyorlar. Sandığın tecellisi neyse, kim önde bitirirse belediye başkanı 500 süreyle o alıyor. Şimdi biz 2019'dan sonra neler yaptık? Önce neler yapmayı düşünüyoruz? Yani ilk 500 günü geçen pazartesi günkü ilk bizim Ekim ayının ilk meclis toplantısını anlattım zaten. Hepiniz biliyorsunuz. Ondan 3-4 gün önce cumartesi günde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza briefing verdik. Bütün belediye başkanı, belediye başkan yardımcılarımız ve bürokratlarımız, yatırımcı bürokratlarımız, müdürlerimiz. 500 günde ne yaptık, ne yapacağız, büyükşehirde ne yapacağız? Bunun programını yaptık ve yolumuza devam ediyoruz. Pandemi süreci çok etkiledi. Bütün Türkiye'deki, bütün dünyada olduğu gibi hem Türkiye'yi etkiledi hem bütün belediyeleri etkiledi. Hep beraber biliyoruz bunu. Aşağı yukarı 10 aydan beri de bir savaş veriyoruz. Bir yıl yakından beri savaş veriyoruz. Tabii bu ekonomik sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Birçok konuda vatandaşlarımız zor durumda kaldı. Bu pandemi sürecinde esnaflarımızın, dar gelirlerimizin daima yanında olduk. Şimdi ben şu kadar şunu dağıttık, bu kadar bunu dağıttık, şunu yaptık, bunu yaptık demeyeceğim. Yani artık pek kanıksanıyor böyle şeyler. Elimizden geldiği kadar Kemalpaşa'daki halkımızın yanında olduk ve yanında olmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz de bu pandemi bitinceye kadar her koşulda, her zaman sosyal belediyecilik anlayış içerisinde her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün belediyeler aynı şekilde çalışıyor. Yani bunun o partisi bu partisi yok. Bütün belediyeler elinden geldiği kadar duyuyorum. Mesela bizim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin veya Milliyetçi Hareket Partisi'nin diğer birkaç belediyesi var işte 5 tane, bir tanesi milliyetçi, diğerleri onlar da çalışıyorlar. Evet. Yani bu olağanüstü bir durum. Ama biz de elimizden geldiği kadar, bütçemizin yettiği kadar, bir de bizim büyük bir şansımız var. Burası sanayi memleketi, tarım ve sanayi memleketi Kemalpaşa, sanayi yerleşkesi. İki tane büyük organize sanayi bölgesi var. Bu organize sanayi bölgesinde çok fazla hayırseverlerimiz yardım yapıyorlar bize. Ben mesela bir yerine gittim, dedim ki 1000 tane bana şey ver, gıda ver, hay hay dediler, emrin olur. Verdiler, halkımıza dağıttık pandemi sürecinde. Yani sağ olsunlar, onlar da sağduyulu. Onlar nereye gittiğini iyi şartlarda yahut da gözü kapalı olarak güvendikten sonra asla bir farklı bir şey düşünmüyorlar. Ellerinden geldikleri kadar da yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bir de şu var, pandemi süreci boyunca biliyorsunuz okullarımız tatil oldu. İşte evet. Çocuklarımız farklı bir konumda. Şimdi tablet ben verme yarışındayım. Şu anda işte gidiyoruz, bakıyoruz, fiyat bakıyoruz, yardımseverlerimize gidiyoruz. Aşağı yukarı... Çok da olumlu karşılandı, bu süreç duyuldu biraz. Kesinlikle olumlu karşılanır çünkü. Şimdi dershaneleri açacağız, öğretmenlerimizi topyekun harekete geçirdik. Bütün beldelerimizde bilgisayarlar vasıtasıyla orada öğretmenler başında EBA projesine dahil olmaya çalışacaklar. Aşağı yukarı 1000 kusur tane bir şimdilik şey var, istek var. Onu yerine getirmeye çalışıyoruz. Onu yerine getireceğiz zaten. Eğitime mümkün olduğu kadar fırsat eşitliğini yakalamaya çalışıyoruz. Daha önce eğitimde fırsat eşitliği dediğin zaman dershaneler akla geliyordu. Şimdi dershanelerde eğitim yok. Şimdi parası olan tablete ulaşabiliyor, parası olmayan internete ve tablete ulaşamıyor. Bunun gibi çok miktarda öğrencimiz var bizim. Çok müthiş bir istek de var şimdi, evet, şu anda Kemalpaşa'mızda. Elimizden geldiği kadar onların isteklerini
eğitimden geri kalmamaları için mutlaka ve mutlaka onların isteklerini yere getireceğiz. Aynı zamanda çok büyük bir kültür müdürlüğümüz sağ olsun bütün arkadaşlarımız hazırlık yapıyorlar. Bu önümüzdeki hafta içerisinde her şeyle başlıyoruz. Yani evde eğitime destek verme, dışarıda eğitime destek verme, beldelerdeki eğitime destek verme, köylerdeki internete ulaşım için anlaşma yaptık. Onlara destek verme. Hepsini yani eğitime ulaşmayan öğrenci bizim Kemalpaşa'da bırakmamaya çalışıyoruz şu anda. Ha bizim belediyenin görevi mi? Asla değil ama ben bunu bir görev olarak arz ediyorum kendimi, affediyorum. Ve mutlaka ve mutlaka bu çocuklarımızı gerekli desteği, gerekli eğitim desteğini vereceğiz ve bundan herkes emin olsun. Üniversiteyle devam edelim eğitimden gitmişken. Evet. Değil mi Ümit Bey? Evet. Şimdi işte dedim ya üniversite bizim sağ olsun Kemalpaşa meclisimizden oy birliğiyle bu üniversite geçti. Kabulü geçti. Bizim işte hangi binaları vereceğimiz de geçti zaten. İlk etap Olacak'taki bizim belediye binamız var biliyorsunuz. Oradaki belediye binamızda biz Demokrasi Üniversitesi rektörümüz işte gönderdi planı projeyi. İşte bu binayı gördüler. Dediler ki bu şekilde göre bana yapacaksınız. Sınıfları bu şekilde, oturma düzeni bu şekilde, şu sınıfı kıracaksınız, altı şunu yapacaksınız, duvarlarını yapacaksınız diye. Aşağı yukarı 1,5 aydan beri de onun tamiratıyla uğraşıyoruz, yenilemesiyle uğraşıyoruz. Son aşamaya geldik. Onlar bu binamızı en kısa zamanda bu 10 gün içerisinde falan teslim edeceğiz. Fakat tabi pandemi olduğu için üniversitelerde eğitime başlayamadılar. Bu sene başlayacak mı peki? Başlayacak. Tabii yani ben teslim edeceğim artık onu rektörlük bilir. Yani üniversitelerde yüz yüze eğitim başlarsa orası da başlar diye düşünüyorum ben çünkü. Biz bu seneye hazır olacak şekilde. Ben tabii bu sene ben zaten kitapçığa girdi o şeydeki Olacak'taki yer. Üniversite kitapçığına girdi. Ben hazır olacak şekilde teslim edeceğim. Ya ister burada gelirler, işte okullar açıldığı zaman mutlaka gelirler yani sonuçta. Şu anda ilk etapta orayı teslim edeceğim. Bölüm olarak belli mi başkanım? Üniversitenin hazırlık, İngilizce hazırlık oluyor biliyorsunuz şeyde, üniversiteye girişte. Hı-hı. O hazırlık bölümü oraya gelecek. Yabancı dil yani. Yabancı dil. Yabancı dille eğitim hayır. Gören şimdi, bölümlerin hazırlığı hazırlıkları mı? Gelecek. Hazırlığı gelecek. Üniversitelerde hazırlık bölümleri oluyormuş. Evet. Örneğin önce sınava giriyorlar. Eğer o hazırlık bölümünü geçemezsen, sen iyi bir İngilizcen varsa geçiyorsun. Evet. Geçemezsen mutlaka bir hazırlık okuyorsun bir yıl. Ondan sonra bölümüne başlıyorsun okuma. O hazırlık okul öğrencileri gelecek oraya. Burada 400-600 civarında öğrenci kitlesine sahipmiş. Oradan başlayacağız. İnşallah nasip olursa önümüzdeki sene içerisinde bu aydan orası bittikten sonra da bizim Torbalı yolunda yapılan bir binamız var. Kongre merkezi dediğimiz iki tane düğün salonu işte neyse. Oraya okula dönüştürmeye çalışacağız. O konuya ayrıyeten gireceğiz ya. Yani öyle üzülüyorum ki, çok üzülüyorum gerçekten. Boşa harcanmış bir para. Evet. Aşağı yukarı 24-25 milyon lira atılmış bir para yani. Çok üzülüyorum ama işte o şekilde belki onun yarısı kadar daha para vereceğiz. Oraya okula dönüştürmeye çalışacağız. Üniversiteye dönüştürmeye çalışacağız. Ve oraya da diğer bölümleri de yavaş yavaş alma başlayacağız diye düşünüyorum. Evet. Başkanım, evet. Üniversiteyle ilgili ben bir şey daha sormak Buyurun. İstiyorum. Kemalpaşa'da konut fiyatları ve ev fiyatları yüksek. Evet. Üniversite de bunu biraz tutuyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Biz Kemalpaşa'da oturan insanlar Evet. Kemalpaşa Üniversitesi hazır mı aslında? Kemalpaşa'ya hazır çünkü Kuzey İmar Planı vardır biliyorsunuz. Bitme aşamasında bu hafta İzmir Büyükşehir'e gönderiyoruz artık. Yani en geç Ocak ayında biz kazmaya vuracağız. Ben Ocak ayında büyük bir ihtimalle de 3. çevre yolunu açacağız. Yani şu hem trafik rahatlayacak hem de orada imar şeyi açacağız. Zaten burasını daha önce bir önceki belediye başkanımız Sayın Arif Uğurlu şu kısmı da açtı. Yani çiftlik evleri iki katlı, bahçeli nizam. Zaten arkadaşlar diğer farklı yerlerde de bizim çalışmalarımız devam ediyor. Kemalpaşa kervan yolda dizilir diye bir şey var biliyor musunuz? Kervan yolda dizilir. Evet. Şimdi özel sektörde iş düşüyor burada. Üniversite geldiği zaman ki seneye gelecek buraya. Bir sene içerisinde Ocak'ta biz imarı açtığımız zaman
Evler zaten yapılmaya başlayacak çok miktarda. Arsa fiyatları düşecek. Bir de şu üst taraftaki kentsel dönüşüm biliyorsunuz mahkeme iptal etti. Tekrar buranın imarı çizilecek. Biz bunu çok hızlı bir şekilde imara açarsak tekrar buraya müthiş bir dönüşüm olacak. İnsanlar isterse kendileri dönüştürecekler, isterse ada bazında müteahhide verecekler, isterse bırakılacaklar. O bizi ilgilendirmez. Hedefimiz, verdiğimiz söz buydu zaten seçimlerde. Ben imarda yahut da bir diğer konut olayında bir sorun olacağını düşünmüyorum. Özel sektörü devreye girecek burada mesela. Özel sektör yurt yapacak. 1+1 evler yapacak. Öğrencilerin kalması için ihtiyaç. Mesela benim oradaki yerde benim 24 dönüm yerim var. Burada Kemalpaşa'nın kalkınması 30, için. Kesinlikle. Tabii 34 dönüm yerim var. 24. Onda karşılama 34 dönüm yerim var. Ben buraya çok güzel öğrenci yurdu yapabilirim. Hem kız yurdu hem erkek yurdu. Araçlar koyabilirim. Yani servis zaten gelir. Zaten Kemalpaşa minibüsleri de devam çalışıyor. Esot zaten büyük bir ihtimal önümüzdeki yıl içerisinde tamam minibüsler Esotlar minibüse dönüşecekler, özelleşecekler. Yani o konuda bir sıkıntı olacağını hiç zannetmiyorum. O yönden rahatız yani. Tabii kesinlikle canım yani hem biz çözeriz hem devletimiz var. Devletimiz der ki kardeşim Kredi Yurtlar Kurumu bir tane de buraya yurt yapar. TOKİ yapıyor zaten bunları. Biz belediye olarak biz yaparız. Yerimiz var. Onlar tabii yani ben yapabilirim belediye olarak. Ne olacak yani? Yani tek üniversite gelsin arkadaşlar. Hiç olmazsa belediye binasını boşaltırım buraya yurt yaparım arkadaşlar ya. Aynı yani benim buraya üniversitem gelsin. Tabii yani 2009'dan beri de ben hayalim. Evet. Buraya bir üniversite hakikaten çok yakışıyor. Üniversite Kemalpaşa'ya çok yakışıyor. Çok büyük bir sanayisi var. Çok büyük bir tarımı var. Çok yakın Kemalpaşa'ya merkeze çok yakın. Günübirlik gidebilirsin. Yani İzmir'in birçok merkez ilçesi konağa gelmek için yani kalk Urla'dan işte karşıya kadar merkeze gelmeye çalış bir saatte gelirsin. Ama biz burada 15 dakikalık merkeze gidiyorsun arkadaşlar ya. 15 dakikada toplu ulaşıma binebiliyorsun. Bulacak'ta da Esot düzenlemesi var değil mi? Başka mecliste tabii mecliste işte o İzmir'e gittiğimizde çok büyük istek vardı halkımızdan. Onu da sunduk. İşte zaten koyacaklarmış. Çok da istek gitmiş. Bugünlerde Ulucağa da Esot geliyor artık ev koyuşa kadar. Onun için müjde vermek istiyoruz tabii ve o da geldi sayılır. Başkanım Ulucağa demişken bunu katıldığınız tüm programlarda soruyor artık biz de soralım. Evet. Malum Ulucağa'da çok muazzam bir ummalı çalışma var. Evet. Altyapısı evet. Olarak ve şu anda her vatandaşın merak ettiği soru. Bunu ben de sorayım. Hani ne zaman bitecek? Aslına bakarsanız evet adetlerini bulsun diye soruyorum. Evet. Çünkü bu tarz çalışmaların mutlaka bir karşılığı da oluyor, ceremesi oluyor. Ne aşamada ve ne zaman? Şimdi zaten kanalizasyon başladı. Çok hızlı bir şekilde gidiyor. Birçoğu bağlanıyor. Temiz şeyler bağlanıyor. Kanalizasyonu bağlanıyor. Aynı eş değerde de yağmur suyu gidiyor. Aynı zamanda da şey de başladı. Doğalgazla başladı. İçme suyunda dediler ki 2 sene sonra yapacağız. Ben dedim asla kabul etmem. Ben şimdi bunlar bittikten sonra ben buraya çok güzel bir şekilde asfaltını atacağım, taşını döşeceğim, çevre güzelliğini yapacağım. Tekrar siz buraya kazacaksınız. Ben bunu kabul etmem. Hemen dedim içme suyunun şeyini yapın, ihalesini yapın. Şimdi içme suyunun çok hızlı bir şekilde ihalesini yapıyorlar. Önümüzdeki ayda ihaleye çıkaracaklar. İçme suyu da bittikten sonra tahmin ediyorum önümüzdeki yaza kadar her şeyi bitireceğiz. Oradaki imar altyapıyı bitirdikten sonra tamamen artık yenileme işlerini başlayacağız. Zaten hazır yani ekiplerimiz hazır. Birçok yere mesela ana caddeleri ben kilit parke döşemeyi düşünmüyorum. Sıcak asfalt yapacağız. Onda ara sokaklara o kazılan yerlere kilit parka yapacağız. Zaten güzelleştireceğiz. Parkını bahçesini güzelleştirdikten sonra bir daha Ulucan sorunu diye bir şey kalmayacak. Çünkü her gün 5 tane patlak oluyor şeyde. Ve %60 kaçak var arkadaşlar. Yani şu anda eski borularda %60 kaçak var. Ve her gün paru patlıyor. Eskiler artık. Bunların mutlaka asbestli boruların değişmesi lazım. Sağlıklı su içmemiz için.
Şimdi kanalizasyon da geliyor. Oraya şeyi de çıktı. Arıtması da ihalesi yapıldı. Arıtma da başlıyor. Uluca. Arıtma çok büyük arıtma yapılıyor. O yukarıdaki köylerin hepsi oraya geliyorlar şey arıtmaya. Olacak ve Çambel'den itibaren. Yani A'dan Z'ye Büyükşehir'le beraber el ele verdik. Kemalpaşa'ya müthiş bir şekilde yatırım geliyor. Yani Kemalpaşa'da 2021'den sonra zaten asla bir gram kanalizasyon suyu dışarı akmayacak. Bu da çok mutluluk verici bir olay. Çağdaş bir kent haline gelecek altyapısıyla. Bahri tarafında da sanırım bir çalışma başladı. İşte şeyden başladı. Bizim arıtmadan başladı. Gidiyor. Şu anda Örnek Köy'ün altındalar. Bir kısmı da şeyden Örnek Köy'den ileriden Kızılca'dan başladı. İleri doğru gidiyor. Armutlu, İki etap. Bağyurdu. Örnek. Evet, evet. Oraya kadar gidiyor. Şu az anda. Önce başkanım, kentsel dönüşüm biraz şey oldu. Üstünü biraz kapalı geçti. Bununla evet. ilgili hatta dün de çok arkadaşlar söyledi. Bildiğiniz gibi o tabii sizin de bir projeniz vardı ama ondan sonra bir rafa kaldırıldı. Geçmiş dönemde Arif Başkan çok uğraştı. Evet. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla bir protokol imzalandı. Evet. Kentsel dönüşümle ilgili. Ama vatandaş da bu projeye karşı çıktı. Ve iptal ettiler. Kazandılar. İptal evet. Siz bununla ilgili Ankara'ya gidiyor. Evet. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşümle ilgili düşüncesi nasıl? Yani bildiğim kadarıyla hala onlarda mı başkanım? Kesinlikle onlarda. Beraber çalışıyoruz şimdi. Şu anda özel bir yapan firma var Ankara'da. Evet. Daha önceki belediyemizden kalan ondan devam ediyoruz. Hı-hı. Şimdi bir şey yaptıktan sonra burada özel bir çalışma başlatıyoruz. Burada çok miktarda hazine arazisi vardı. Hı-hı. Şimdi dün 34 tane kişiye bu tapuları verildi. Şimdi 34 kişi var, onları da vereceğiz. Bu problemi çözüyoruz. Hı-hı. Şimdi benim amacım burada yeni bir imar planı çizerek vatandaşı mağdur etmemek. Hı-hı. Vatandaş mağdur olmasın. Yeni bir imar planıyla. Evet. Burada en büyük bizim vatandaşın sıkıntısı buraya bizi alacağız. Peki buraya 3 katlı yer, şu kadar bir yer, işte bir sürü yeri var. Ben sana bir daire vereceğim, üstüne de şu para vereceğim. Ya adam zaten aç. Adam 1800 lira maaşla geçiniyor, bir sürü çocuk. Sen bu adam bir tane daire vereceksin, bir de para alacaksın üstüne. Bu mantıklı var mı bunun? Mümkün mü ya? Herkes mağdur, ben buna girmem diyor. Bak kardeşim benim evim var, tamam ben istersen veririm, istersen vermem. Tamam çok güzel. Yüksek katlar oraya. Ada bazında 8 kat ver. Ondan sonra ver işte bir ada bazında. Gel müteahhitle anlaşabiliyorsun. Çık oraya dairenin. Ha istemiyorsan otur orada. Şey planımız bu. Bir de daha 1,5 sene oldu benim daha başlayalı. Pandemiyle uğraşıyor zaten. Daha sen söz verdin. Sen daha kentsel dönüşüm nerede? Ya arkadaşlar bu bandır çıkar değil ki. Bakınız ben bir kuzey tarafını Kemalpaşa'nın işte 3. çevre yoluna imara başladım 2010'da sene 2020 10 sene geçti. 5 sene ben geçirdim. 5 sene Arif Başkan geçirdi. Henüz daha olmadı. Öyle imar kolay değil. Öyle imar öyle de kentsel dönüşüm hele hele şimdiki ekonomik sıkıntıda ağzını çiziyorum. Hemen araya gireyim başkanım. Burada, yani bu böyle öyle bir kolay bir şey değil. Çünkü herkes itiraz ediyor. Herkes itiraz ediyor. İşte onu çöz, bunu çöz, onu yap, bunu yap, olmuyor. Cumhur İttifakı'nda 5 yılda siz başlayamadınız, biz ne zaman başladık? Tabii 5 yılda bitiremediniz. Başkanım, bütün şehir yasasının sebepleri mi bu? Yani bu birleşmeden sonra olan şey. Şimdi arkadaşlar yani. Tabii şimdi bizim burada bir meclisimiz var. Biz erkiz değil mi? Kemalpaşa'yı biz biliriz. Evet. Şimdi sen bütün Büyükşehir yasasıyla beraber her şeyi elimizden aldı. Ben şimdi şu anda açık söylememiz gerekiyorsa ilçe belediye başkanları şu anda Büyükşehir'in memuru gibi çalışıyoruz biz. Memuruyuz. Her dediğiniz de olmuyor zaten değil mi başkanım? Yani Kemalpaşa ile ilgili çok tasarrufunuz olmuyor. Şimdi arkadaşlar imar tabii. İmarı ben yapamıyorum. Gelirlerimizin de bir çoğu. Tabii yani onu biliyoruz yani yıllardan beri onu anlatıyorum ben. Ama bir de şu var tabii. Çok büyük yatırımlar yapıyor. Büyükşehir'in bütçesi çok fazla. İyi bir diyalog kurarsan Büyükşehir'le beraber katkı yapacaksan edersin. Efendim? Büyükşehir çok işte görüyorsun yaptığı katkılara. Şimdi ben Kemalpaşa Belediyesi'nin bütçesiyle bütün ova yollarını ben nasıl asfaltlarım? Bütün köy yollarını nasıl sıcak asfalt yaparım? İşte daha 3 gün önce Kuyuca asfalt döküldü aşağı kadar. Maliyeti 4 milyon lira.
ciddi rakamlar var şimdi. Özellikle asfalt. Tabii yani oradan oraya dökme şeyleri. Yani başkanın yayını da çok iyi izleniyor bu arada. Sağ olsun takipçilerimiz de. Üçümüzü buldu. Evet şu an işin evet. Herhalde başım ağır konuk olunca siz... Yok ağırdır tane, yani estağfurullah canım, yani şey değil de... Ama demek... soruları da bekliyoruz biz. Evet, yani mesela o Büyükşehir'in... Başkanımıza sormak istediğiniz, yöneltmemizi istediğiniz sorularınız varsa... buradan iletebilirsiniz. Evet, yani Büyükşehir'in çok büyük katkısı var. Şimdi Ulucak'taki alt yatırımı ben nasıl yaparım 80 trilyonluk yere? 80 milyonluk yatırımı? Değil mi yani? Ondan sonra bu asfalt yolları, ondan sonra büyük kanal projesini ta şeyden Arıtma'dan şeye kadar söyleyiver şuna Halil Beyli'ye kadar yalnızca 600 milyon lira kamulaştırmasına verdiler onu. Kim ve nasıl hangi bütçe yeter onu? Tamam çok güzel anlaştığın zaman çok güzel bir şeyler oluyor ama tabii imarda biraz daha yetki verilse, farklı şeyler olsa yani bizim ilçe belediyelerinin mutlaka ve mutlaka biraz daha gelire kavuşması lazım. Yani bu yasanın biraz modifiye edilmesi gerektiğini... Edilmesi gerektiğine inanıyorum tabii. Bu edilmesi. Yasa. Evet biraz daha bize nefes aldırsınlar. Biraz da kendi kendimize kavrulalım istiyorum. Hı. Mesela benim İller Bankası'ndan gelen param kesilmesin ya. Benim İller Bankası'ndan param kesilmese şimdi inan ki kendi kendimi idare edebilirim. Biraz daha fazla. Belediyenin bütçesi nasıl bu arada başkanım? Bütçe yok bizde. En son borç tablosu falan vardı. Borç tablosunu işte görüyoruz. Biz ne kadar bak elektrikleri dahi söndürdük. İdare olsun diye elektrikler yok. Üçer beşer tane. Ondan tasarruf ediyoruz. 2021 bütçesi açıklandı değil mi başkanım? Daha açıklanmadı. Yapıyoruz. Ama bir oldu. 125-130 bin civarında işte. Ama orada ben bir şey gördüm. Ben biraz inceleme fırsatım vardı aslında. En az bütçe temizlik işleri müdürlüğüne ayrılmış başkanım. Temizlik yapacağız. Niye? Şimdi bütün çöp kamyonlarımız... Şimdi büyük bir alana sahip değil mi başkanım? Temizlik bütçesi yani müdürlüğüne ayrılan bütçe az mı geldi sizde? Yok. Şimdi az mı ayrılmış bütçeye? Ben öyle gördüm. Yani. Ne kadar örneğin? Rakamı unuttum başkanım. Yok. Bu mecliste görüşülecek bütçe meselesi. Evet. Ama şimdi yok az değil. Çünkü bizim şu anda bakayım. Gelmişken. Şu anda mesela bizim en az acil 4 tane çöp kamyon almamız lazım. Alarm veriyoruz çöpte. Çünkü diğer belediyelerden en öncelikle temizlik bütçesine çok ayırdılar başkanım. Evet. Yani yok onu biz yılbaşına kadar bu olayı çözeceğiz zaten. Şimdi hemen meclise geldi zaten. Borçlanmaya gireceğiz. Hemen 4-5 tane temizlik kamyonu alacağız ve hemen şeylere gireceğiz zaten. Borçlanmaya gireceğiz demişken, borçlanma meclisten geçecek mi başkanım sizce? Şimdi hatta o konuya da gelelim. Geçecek zamanlar, canım ya şimdi şeye yani... Meclise ilk zamanlar bayağı bir şey vardı, bir atraksiyon vardı. Yavaş yavaş duruldu. Şu anda meclise yani muhalefet partileriyle... belediyenin ilişkisi nasıl? Gayet iyiyiz. Yani anlayışlı davranıyoruz. Karşılıklı oturuyor konuşuyoruz. Yani anlayış mevcut şu anda. Hep beraber yönetiyoruz arkadaşlar ya. Biz bizim yaptığımız her şey şeffaf. Arkadaş bunu yapalım, bunu yapalım, bunu yapalım. Bu böyle olacak, bu böyle olacak diyoruz. Mesela benim en kısa zamanda 4 tane çöp kamyonu alma ihtiyacım var. Sayıcı üstün olan Cumhur İttifak anlıyor mu sizi başkanım? Sağ olsun anlıyorlar şimdi. Anlıyorlar yani artık. Yani bu çöp kamyonu ihtiyacına sizce meclis evet diyecek mi? Ben ne bileyim şimdi şeye diğer meclislerden yaşanıyor. Hayır şimdi komisyonlara gitti. Ben sağduyulu olacaklarına inanıyorum. Bizim neye borçlandığımız hepsi yazılı. Biz onu alıp da farklı bir yerde kullanmayacağız. Biz çöp kamyonu alacağız. Çöp kamyonu acele yenilenmesi lazım. Hepsi hurda olmuş. Çok kötü durumda. Mesela ilk geldiğimizde bizim kepçelerin hepsi oradaydı. Çok ihtiyacımız vardı. İki tane peşin para kepçe aldık. Evet. 900 milyon, 800 milyon, 900 milyonun neydi? Bak işimizi görüyor. Şimdi buna ihtiyacımız var. Hayır demeyeceklerine inanıyorum ben. Onlar sağduyulu insanlardır. Onlar eğer ülkesini seviyorsa, Kemal Paşa'yı seviyorsa, Kemal Paşa'nın temizliğini seviyorsa... istiyorsa onu almak gerekli zaten. Tabii canım gerekli. Bir de biliyorsun işte geçen açıkladım 18 milyon lira 18,5 milyon lira borç ödedik biz. Bu sıkışkanda. Şimdi Şubat'ta seçimler Mart'ta ya Şubat'ta 5 milyon para çekmişler TEP'ten. Ne oldu o para? Bir ayda
Ne oldu? Nereye gitti peki? Seçim nerede harcamışlar? Bu kentsel dönüşüm için alındı. Biz ödedik. Olur. Ne oldu? Ne tesis oluyor? Hepsini harcamışlar. Hepsi şeyden, özel kalem, efendime söyleyeyim, işte ne o, işte diğer kalemlerden. Bunları siz kamuoyuna sunmadınız mı? Sunduk işte, hep beraber gösterdim ya. Konuştuk ya, astık şeyleri. Tablo haricinde. He. Evet. Hepsini astık. Asmadık mı? Burayı da astık. Şehir Kültür Sarayı'nı astık koca şeylerle. Alınan bu şunlar. Şuraya alınmış. Tepten şu kadar çekilmiş Şubat'ta, bir ayda. Bunların faizlerini koyuldu diye bir şey söylemiştim. Oluyor başkanım. Evet, doğru bir yandan. Nasıl? Yani şimdi hani Türkiye'deki bütün belediyelerin bir borcu vardı. Borçsuz ben belediye hatırlamıyorum. Kesinlikle. Genelde, ya olur arkadaşlar. Kemal Paşa'da Mehmet Ali Özüdoğru başkanımız döneminde işte kasada para bırakıldı borç. Şimdi borçsuz yani, belediye yok. Ana paranın üstüne faizler. Yani şimdi her belediye başkanı mesela çok borç ödediğinden yakınır. Ve karşı tarafta da vatandaşlarda da bu hep şöyle şey yapılır. Borcu olduğunu biliyordun, bu koltuğa oturdun, neden şimdi borcum var? Arkadaşlar benim mutlaka, ama şimdi şu var arkadaşlar. Mesela geçen dönemde benim de borcum var değil mi? Evet. O kadar abarttılar ki, hem de yalan söylediler. Cami projesinin borcu vardı 6,5 milyon lira, onu borç olarak yazmışlar. Yapmadınız. O parayı çekmiştiniz değil mi başkanım? Hayır, duruyordu canım yani. Duruyordu. Şimdi para çekilmez. Hı-hı. Para çekilmez. Hı-hı. Para, efendime söyleyeyim, hak ediş olduğu zaman oradan gider verirsin. Hı-hı. Hak ediş olduğu zaman oradan gider verirsin. Bölüm parası bölüm yani. Duruyor yani. Tabii. Yani bir şey olmadı. Belediye kasasına da gelen bir para yok. Ha, yok, bence öyle yok. Yok. Öden, ha, yok. Anlıyoruz değil mi? Tabii. İptal ettin sen onu. Onu niye borç olarak yazıyorsun, kamuoyuna açıklıyorsun? Peki bir daha bir şey daha söyleyeceğim. İşten attığın insanların, işçilerin 200 kusur, 280-300 kişi, onların kıdem tazminatlarını niye borç olarak yazıyorsun? Ayıp değil mi? Bu siyasete yakışır mı? Kirli siyasete yakışır mı? İşte bizi tükaka göstermek için. Şimdi hiçbirini ödemediler. Şimdi ben ödemeye başladım. Evet. 1 milyon 800 bin lira toplam. Senin işten attığın şeylerin, işçilerin tazminatını şimdi ben ödeme, bana geldi. 5 sene tuttular. Ondan sonra seçim kaybettikten sonra bırakıverdiler. Yukarıdan emir geldi. Yukarıdakiler dedi ki bırakın. Bassın Kemal Paşa Belediyesi. Avuçlarını yararlar. Batmayacak. Kemal Paşa Belediyesi aslan gibi yoluna devam ediyor şimdi. Büyükşehir'le el ele. Hep beraber. Başkanım, işten çıkarma olayı yani, evet. Bu genelde belediyelerde. Siyasi yerlerdir arkadaşlar. Siyasi yerlerde. Yani siyasi insanlar. Ben siz ne kadar çıkarttınız, evet. Eski başkan ne ben, kadar çıkarttınız? Eski başkan topuna götürürüz canım. Hiçbir şey bırakmadı. Siz biliyorsunuz kimler çalışıyor belediyede eski dönemden. Hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Kaç kişiyi çıkarttım, kaç kişi bekliyor. Hepiniz biliyorsunuz. Herkes de biliyor. Herkes de biliyor. Meclis üyelerin bir sürü akrabası çalışıyor da. Hepsini biliyorum. Hepsi AKP'ye bayrak sallıyorlardı, görüyordum. Ama bekliyorlar, şey diyorlar, çalışıyorlar şimdi. Burada siyaset yapmayacaksın. Buraları ben hep toplantılarda... Siz çıkarılanlardınız. Evet. Evet. Yani siz de çıkarılırsınız. Sen yani. Yani siz tazminatınızı aldınız mı? Hayır, siz ödeyeceksiniz. Biz ödeyeceğiz. Sizin tazminatınız ben ödeyeceğim değil mi şimdi? Bir kısmını aldık. Aldık, fazla mesailerimizi. Bir kısmı size kaldı. Ya ben ödeyeceğim size. Fazla mesailerimizi siz ödeyeceksiniz. Tamam artık, bir yemek ısmarlarsınız bana. Önden bir işini sordum. Belediyemizin avukatından şunu ben dedim. TL yükseldi. Tamam, dolar yükseldi, altın yükseldi. Bizim para pul olur. Tamam, bizim 5 yıldır başkanım daha bitmedi. Yani. Şimdi arkadaş işte bak bunu da borç olarak yazmışlar 300 kişiye. Ne yapıyor? 5 daha 11 12 milyon lira fazla para. Ya bu ayıp değil mi? Tıkır tıkır ben devletime bütün borçlarımı tıkır tıkır ödüyordum geçen dönemde. 5 yıl boyunca bir tane devlete borç ödememiştir. Bir tane borç. Şimdi ben ödememe başladım hepsini. Tıkır tıkır da ödüyoruz hepsini. Başkanım, geliriniz ne? Allah veriyor. Diğer bankasından haricinde Kemalpaşa Belediyesi nereden? Valla işte yeni yapılan inşaattan geliyoruz. İşte ruhsatlardan alıyoruz. Emlak vergisinden alıyoruz. O başka bir gelirimiz ne olacak bizim? Başka bir gelirimiz yok. İlyar Bankası bizim şimdi akşam üzeri Şahin Bey'e söyledim. Dedim ya maaşlar ne durumda? Yatarabilecek miyiz? Çok çabalıyorum dedi başkanım. Ucu ucuna yetiştiriyorum dedi. Herhalde. Tabii. Şimdi SSK'yı yatırmıyor. Maaşları veriyor.
10 gün sonra SSK'ya yatırıyoruz. Yani o şekilde gidiyoruz. Yine de Allah veriyor, yemin ediyorum, insanın kalbi temiz olduktan sonra Allah veriyor ya. Gerçekten. Başım mümkün mi? Olduğu kadar da götürüyoruz. Yani bak, birçok yatırım yaptık biz. Yapıyoruz. Bu son mecliste Metin AK Parti grup sözcüsü Metin Yaşar. Evet. Bir istatistik almış yazılışları müdürlüğünden. Ve şöyle aktarmıştı. Ben de notlarımda yazmışım. 105 tane konu maddesinde 94'ünü oy birliğiyle kabul ettik dedi. Evet. Bundan ne çıkarılması lazım? Yani şöyle. Ana konuları atlıyor ama onlar. Ana konu. Mesela bir örnek vereyim. Ana konu nedir burada? Üniversite değil mi? Aylarca niye sürüklendiniz siz bunu? Aylarca. Belki şu anda öğrenciler gelip gidiyordu. 7 ay sürüklemeseydiniz. Değil mi? Peki aylarca bir tane ben sözleşmeyi memuru alacağım. Aylarca onu yaptırmışlar. Aylarca. Ve sizin ameliyatınıza sahipsiniz başkanım. Anlatamıyorsun. Yani biz gazeteyi Siz yalnızca maaşını belirlersiniz. Son çevre mühendisi olayı evet. Biraz... Aylardan beri o sürüyor ya. Ya ayıp değil mi? Biz burada mı uğraşıyoruz size? Yani, bir şey girdi. Ama kaç ay hakikaten? Yani mecliste geçti. Ya niye? Ya ben bir kişi alacağım ya. Ki siz bu onaylanmadığı sürece bu parayı nereden ödeyeceksiniz değil mi? Başka ya yani, evet. Ödenemiyor zaten. Yani şimdi çok basit konular vardı. Tam oy birliğiyle geçmiştir. İmar konusu vardır. İşte filanca filan satışları tamam geçmiştir etmiştir tabii. Yani normal ama ana konularda sen eğer anlaşamazsan ana konular vardır. Yani çok basit şeyler geliyor. Bakıyorsun hiçbir şey yok. Tabii oy birliğiyle geçiyor. Bakıyorsun nizama uygun. Her şey düzgün. Şu, bu. Yani tamam da yani onları güzel ama pek ana konularda niye diretiyordunuz siz? Yok şu alınacak. Benim geçen sene işte 6-7 ay önce 3-4 tane şey alacağız. Sözleşmeyi alacağız 2-3 tane. Aylarca sürdü ya. Aylarca sürdü arkadaşlar ya. Yani benim hakkım değil mi o? Siz yalnızca kardeşim siz yalnızca maaşını belirlersiniz. Meclis. Ondan sonra işte şu kadar şey yapmış. Tamam güzel, hoş. Keşke %100 geçse. Keşke %100 geçse. İşte buyurun. Ben Kemalpaşa Belediyesi'nin hakkını, hukukunu asla yemem de yedirtmem de. Ben Rıdvan Karakayalı benim isim. 62 yaşındayım. 40 seneden beri buradayım. 55 yaş altında birçok kişi benim öğrencimdir. Benim karakterist yapımı, şuyumu, buyumu hepsi kabak gibi ortadadır. Mal varlığım ortadadır. 2009-2014 yılları arasında belediye başkanlığı yaptım. Ne yaptım ortadadır. 5 yıl boyunca nasıl yaşadığım ortadadır. Belediyeden zengin olmadım, hatta fakirleştiğim ortadadır. Fakirleştim. Rezidanslarda 4-5 trilyonluk yerlerde yaşamıyorum şimdi ben. Altımda da 1,5 milyonluk araba da yok. Tamam mı? Bunu herkes bilsin. Öyle ben hak, hukuk, adalet hepsini biliyorum. Allah'a şükür bu Kemalpaşa Belediyesi'nde bütün hakkını, hukukunu, adaletini korumakla mükellefim. Çünkü Kemalpaşa Belediyesi demek halk demektir. Halkın verdiği maaşla ben geçiniyorum. Halkın verdiği maaşı alıyorum ben. Halkın verdiği vergilerle geçiniyorum. Ben devletim. Yok öyle şey. Devlet halktır. Başkan yardımcılarına bir ara asgari ücret teklif etmişlerdi. Ayıp değil mi bu? Yani bir de bazı şeylerin etik kuralları vardır. Etiklik vardır. Etik. Etik olacaksın ya. Bu ya, olmaz. Yakışmaz arkadaş. Bu olmaz arkadaş. Yakışmaz. Değil mi yani? Bunlar 2,5 lira olsun, 2000 lira olsun. Dalga geçer gibi. Nerede sizin ciddiyetiniz? Ayıp değil mi? Utanmıyor musunuz siz? Peki sen geçen dönemdeki belediye başkan yardımcıları niye düşürmedin? Yani bunlar çok hoş bir şey değil. Lütfen herkes ciddi olsun, herkes etik kurallara uysun. Şey neyse görev şudur budur, herkes onu da yapsın. Başkanım, meclisle ilgili bir son soru daha soracağım, benim merak ettiğim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 tane meclis üyesi. Evet. 3 tane meclis üyesine rağmen komisyonlar, encümenler, organize sanayi bölgelerinde görev alıyorlar. Evet. Ben bir gazeteci olarak dışarıdan evet. Yerel siyasetle ilgili haberleri yapmayı çok seven biri ve takip eden biri olarak
ben bu mecliste MHP'nin kazanan olduğunu ya da başarılı olduğunu, ha, beğeniriz beğenmeyiz, etiktir değildir, onu tartışmıyorum. Evet. MHP'yi başarılı buluyorum aslında. Ne gibi? Şimdi MHP, şimdi arkadaşlar, şimdi onlar Cumhur İttifakı, tamam mı? Meclis üyesi. Cumhur İttifakı şu anda mecliste çoğunlukta. Beraber hareket etmiyorlar mı onlar? Beraber anlaşmıyorlar mı? Beraber grup toplantılarına girmiyorlar mı? Yani ayrısı yok ki bunun. Ayrısı yok. Adamlar oturuyorlar karşıdaki AKP grubuyla. Diyorlar ki bir tane sizden, bir tane bizden, bir tane ondan. O beni ilgilendirmez. O Cumhur İttifakı'nın şeyidir, yapısıdır. Biz de Millet İttifakı'yız. Biz de kıyamadığımız yerler oluyor. İyi Parti'yle beraberiz. Bir meclisine denk gelmiştik başkanım. Hani 2-2-1 gibi. İşte bizim insanca şu, hani derler ya. Yani tamamen Cumhur İttifakı'na da bağlı. Yani tabii onun çok etkisi var ama. Evet. Birkaç kez mecliste ben de denk gelmiştim. Geldi tabii yani. Değil mi yani 2-2-1 yapacağız. Yapalım evet. Yani öyle yapalım dedik ya. Yani hep beraber olalım. Yani çünkü hepimiz Kemal Paşa'yı yönetiyoruz. Her şey ortada. İyiyse iyi, kötüse hayır deyin siz. Biz kötü bir şey getirmeyiz ki. Meclise Kemal Paşa'nın aleyhinde olacak bir şey yapar mıyız biz ya? Ha, siz de destekleyin diyoruz yani. Ya biraz sizden, bu biraz iyi niyeti değil mi? Aldı başını gidiyor bu anlamda. Buyurup gitsinler. Ben onlardan memnunum yani. Öyle şey değil. Öyle bir, yani herkes seviyor. Canip Bey biraz şeylik yapıyor. Onun biraz parmağı var. Bilmiyorum. Zaten ben bir haber yaptım başkanım. Komisyonlarda rekor şeyde. Canip Hoca'da. Evet. Canip Han'da diye rekor Canip Han'da diyor. Evet. Onun diyor niye öyle yapıyor? Doğru söylüyor yani. Açıkça konuşmamız lazım ama. Ben konuştuğumda zaten şu anda söylediklerim hepsi rakamlardan dolayı söylüyorum. Evet. MHP'nin kaç tane komisyonu var. Komisyonu da görev oluyor. AK Parti'nin, CHP'nin. Bunları biz istatistiksel olarak da tutuyoruz. O benim, benim öbür tarafla, yani ben kendi partimden sorum, ben İyi Parti'de, ben Millet İttifakı'yım, beraberiz. Başkanım, şey soracağım ben ki, gazeteci olarak hem de Kemal Paşa'da yaşayan biri olarak buraya geldiğimden beri Kemal Paşa organize sanayi bölgesi. Evet. Çok büyük bir güç. Bu kabul edilecek bir gerçek. Yalnız ben Kemal Paşa'ya geldiğimden beri sanayicinin kendi yardımı hariç değil. Yani sanayicilerin yaptığı dışında. Kemal Paşa organize sanayi bölgesi. Kemal Paşa'da bir fayda sağlıyor mu? Bir farkındalığını bir belediye başkanı olarak, hem de iki dönem belediye, bu ikinci döneminiz. Evet. Siz KOSPİ'den herhangi bir fayda görüyor musunuz? Nasıl görüyorsunuz? Sanayi bölgesi. Kemal Paşa yani. Organize sanayi bölgelerinin kendine has yönetmeliği vardır. Onlar bağımsızdır artık. Evet. Bağımsızlığına kavuşmuşlardır. Örneğin sanayi bölgesinde bina yaparken bana sormazlar. Hı hı. Tamam mı? Yani ben yalnızca denetleyebilirim. Kaçak mı değil mi diye. Hı hı. Mesela geçen bir yazı yazdım. Kaçak yapılar var mı? Varsa bana bildirin diye. Cevabını bekliyorum. Hı hı. Ama öbür türlü hiçbir şey, bağımsızlardır onlar. Belediyelerle pek ilgisi yoktur. Ama kendi yönetmelikleri vardır. Kendi yönetmeliği çerçevesinde mütevelliyeti başkanı validir, sayın validir. Ondan sonra kendi yönetim kurulu vardır. %12 Kemal Paşa Belediyesi'nin hissesi vardır. Orada Kemal Paşa Belediyesi belediye başkanı temsil etmesi lazım ama bizim meclis maalesef bu etik kuralı çiğnedi geçti. Etik kuralı. Yani ben çok ayıp bir şey aslında. Çok üzüldüm. Aslında bizim bir istemiz var. Orada Kemal Paşa Belediye Başkanı temsil etmesi lazım. Yılda bir değişiyor değil mi başkanım? Tam olarak bilmiyorum. 2 yılda mı 3 yılda mı bilmiyorum tam olarak. Ama yine meclise gelecek. Tabii. Yani şu anda o şekilde gidiyor. Yani onların sosyal olarak Kemal Paşa'ya bir faydası, bir katkısı var diyebilir misin? Ben gazeteci olarak. Bence yok diyebilirim. Yani yok derece kadar azca, ama rica ediyoruz şu olsun bu olsun ama yani o şekilde yok. Yani çok bir fayda yok. Sanayicimizin kreş olayı vardı. Evet, o konuya gelecektim başkanım. Bana yetkiyi verin dedim ben arkadaşlara. Evet, yetki vermediler. Ne oldu başkanım? Devam ediyor şimdi şu anda. Görüşmeler devam ediyor. Evet, evet. Peki orada şimdi bu taslak bir protokol metnindeki bazı maddelere ki muhalefet. Hatta onu okuduğumda ben de biraz kafamda soru işareti kaldım. Bu karşı çıkılan maddede mesela işte 5 yıl sonra maaşını belirleme yetkisi,
işte ve işlerine aittir gibi. O taslak da o, daha oturup konuşuluyor şimdi. Öyle bir şey olamaz zaten. Şimdi Armutlu'da da bir kreş var değil mi? Armutlu'da kreş yok. Bir hayırsever talip olmuştu. Onun da şartları çok ağırdı. 400 bin lira bir katkı sağlayacaktı. Zaten 1,5 milyona mal oluyor bizim şey, oradaki şey. Dedim 400 bine, yani öbür tarafına 2 milyona mal oluyor hepsini yaptığımız zaman. 1 milyon 600 bin veren, 400 bin daha verdim. Kendim yapacağım şimdi. Projesi siz diyor. Üstü dershane, altı kreş olarak yapıyoruz. Pazar yerinin üstünde bir projeniz vardı. Başka var, devam ediyor. Onu Büyükşehir'de yapacağız. 7,5 milyonluk bir proje. Büyükşehir'e verdik, şeylerini yaptık. Şimdi ihalesini yapıyoruz onun kısa zamanda. O da başlıyor. Başlıyor, evet. Biraz ara versek. Tabii. Biraz ara verelim. Sorularımıza devam edelim. Yönetmen arkadaşımızdan rica edelim. Evet, ben biraz rahatsız oldum çünkü sürekli başkanıma yan dönüp bakmaktan. Evet sevgili programımız var. Hemen aradan sonra Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı tekrar konumuz olacak. Minik Adımlar ailesine hoş geldiniz. Okulumuz 700 metrekare kapalı, 200 metrekare açık alan olmak üzere Kemalpaşa bölgesinin en büyük özel kreşidir. Bahçemizin zemini kauçuk kaplı olup ahşap oyun parkımız bulunur. Kış ayları için iç mekan oyun parkı mevcuttur. Kemalpaşa'da ilk ve tek olarak 0-2 yaş grubuna hizmet verilmektedir. Sınıflarımız 0-6 yaş arasında ayrı ayrı dizayn edilerek gruplara ayrılmıştır. Kreşimizde 7 sınıf, 3 uyku odası bulunmaktadır. Uyku odalarımız ahşap beşik, ahşap kampet yataktan oluşmaktadır. Yaş gruplarımıza göre uyku odalarımız ayrı ayrıdır. Okulumuzun tuvaletleri 2 ila 6 yaş grubuna göre özel dizayn edilmiştir. 0-2 yaş grubuna göre özel dizayn edilmiş alt açma odamız mevcuttur. Sınıflarımız 35 ila 40 metrekare olup temiz, geniş, havadar ve aydınlıktır. 0-2 yaş grubu sınıf zeminleri 4 cm kalınlıkta yumuşak tatami zeminden oluşmaktadır. Okulumuz kış mevsiminde doğal gaz sistemiyle ısıtılmaktadır. Yemeklerimiz kendi personelimiz tarafından tamamen organik sebze, mevsiminde toplanıp kurutulmuş veya konserve yapılmış ürünlerden yapılmaktadır. Aylık yemek listesi WhatsApp uygulaması üzerinden velilerimizle paylaşılmaktadır. Kemalpaşa'nın her bölgesine servis hizmeti verilmektedir. Öğrencilerimiz yalnızca kayıt formunda belirtilen kişi ya da kişiler tarafından teslim alınabilir. Okulumuz temizlik personelimiz tarafından öğlen ve akşam olmak üzere bütün alanlar temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir. Oyun ve eğitim materyalleri gün içinde buhar makinesiyle temizlenmekte ve belli aralıkta dezenfekte edilmektedir. İlgili ve uzman öğretmen kadromuzla öğrencilerimizi en iyi şekilde gözlemleyip onlara uygun eğitimin temelleri verilmektedir. Okulumuz mutlu çocuk öğrenir düşüncesiyle öğrencilerimizi eğlenirken öğrendirilip günlük hayatlarında edinmeleri gereken alışkanlıklar kazandırılmaktadır. Başarıya giden yol ilk adımla başlar. Thank you.
Evet, programımızın ikinci bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Kemalpaşa Belediye Başkanı Sayın Rıdvan Karakayalı. Hocam hemen hızlı geçelim. Filiz bu arada izleyicilerimizden gelen soruları kontrol ederken. Ulucan Esot'unu konuştuk. Onunla ilgili bir çalışma, okey, tamam. Metro konusu vardı başkanım. Evet. Mecliste bunu sürekli gündeme geçiriyorsunuz. Şu andaki aşaması nedir? Kemalpaşa ya bir metro şart? Yani mutlaka ben seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunçer Belediye Başkanı adayı olduktan sonra tabii ilçe gezilerine geldi. Burada bir toplantı yaptık. Orada bir briefing vermiştim ben. Dedim ki İzmir'de kuzeye metro var, güneye var, batıya var, doğuya neye yok. Tamam mı? Kendisi de şöyle bir cevap verdi bana. Kesinlikle olacak. Çünkü iki tane organize sanayi bölgesi var. 110 bin nüfuslu bir Kemalpaşa var. Artı Manisa'nın 4 ilçesi direkt İzmir'le bağlı. Hangi ilçeler? Turgutlu. Manisa'ya minibüs kalkar, İzmir'e otobüs kalkar. Yani halkı, mesela ben okulda, yüksek okulda okurken birçok Turgutlu arkadaşımız günübirlik gidip gelirlerdi. Ondan sonra Alaşehir, Turgutlu, Salihli, Ahmetli, bunlar direkt İzmir'le bağlantılılar. İkincisi, yüzlerce araba şimdi İzmir'e gidiyor, servis taşıyorlar. Bir sefer şey olarak, egzoz gazı olarak müthiş bir kirlilik yaratıyor. İkincisi, saat 5.30'da buradan çık, konağa 2.5 saatte varırsın. Trafik biliyorsun, geç. Müthiş bir trafik sıkışıklığı var. Binlerce işçi gidip geliş yapıyor ondan sonra. Bunu önleyelim dedik, hay hay dediler. Metro çalışmaları İzmir'de kısa vade, orta vade, uzun vade. Bize orta vadeyi almışlar. 2030'a almışlar bizi. Bunu 2023'e çekmeye çalışıyorum şimdi şu anda. Geçen 500 günlük program için gittiğimizde bütün arkadaşlara bunu söyledim. Oradaki Sayın Tunç Soyer ve ekibine, hepsine. Dedim ki bunu lütfen 2023'e çekelim. Kendileri de söz verdiler. Bakacaklar. Şimdi Buca metrosu var. Buca metrosunun İhalesini bitirir bitirmez Kemalpaşa'ya döneceğim dedi. Onun sözünü aldık. İnşallah 2023 gibi, çünkü metro o kadar zor bir olay ki, önce proje ihalesi oluyor. Projeciler gidiyorlar, işte oralara durakları, zemin etütlerini, şunları bunları yapıyorlar. Ondan sonra işte yapım şeyi, masrafı çıkıyor. Ondan sonra bakanlıktan izin alıyorsun. O çok uzun bir süreç oluyor o. İşte bu Buca metrosunun ihalesi biter bitmez dedi, Kemalpaşa'ya döneceğiz dedi. Çok önemli bir yer. Onun için dedi, bunu rahatlıkla söyleyebilirsin. Aynı zamanda benim seçim vaadim bu dedi kendisi. Evet. Sağ olsun bu şekilde bir destekte bulundu. İnşallah bunun hızlı bir takipçisi olacağız. Gelmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Başkanım, kamuoyundan Kemalpaşalı Dağ'dan gelen sorularımız sosyal medyamızı tutuyor. Evet. Onlardan birkaç tane sormak istiyorum. Kimyat Başkanı Ahmet İnce sormuş. Evet. Soru. Aynen şöyle yazıyor. Sayın Başkanım, ovalarda tarım arazilerine mülk sahipleri kalabilecek kadar ev yapma izni 5000 metrekarenin altında izin veriyordunuz diyor. Bu metrekareyi azamiye indirme şansınız var mı demiş. Bu benim yapacağım bir şey değil. Belediyenin yapacağı şey. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen bir emirdir bu. Tahminnamedir. Bu şekilde oluyor. Yasa neyse onu yaparız. CHP Gençlik Kolları Başkanımız da yazmış, Ozan Yalçın. CHP, evet. İyi ki var. İyi ki belediyemiz CHP'li diye yazmış. Emin Koyuncu var Armutlu'dan. Amatör futbol kulüpleri için bir proje var mı Sayın Başkanım? Eğer yoksa bu konuyla ilgili bize bilgi verebilir mi? Amatör kulüpler bizim her şeyimiz. Ben de yıllarca amatör top oynadım, futbol oynadım. Armutlu Spor Kulübü hepsine biz gerekli destekleri veriyoruz zaten her zaman. Spor kulüplerine de gerekli desteği vereceğiz. Ama pandemi dolayısıyla şimdi her şey asfiye almış durumda. Geçen dönemde nasıl destek verdiysek bu dönemde desteğimizi sağlayacağız. Başkanım, hemen burada araya girsem. Büyükşehir Belediyesi 2009-2014'te bizim Ulucağı, Armutlu ve Bağyurdu'na, evet, kapalı spor salonları yapmıştık. Kızılca'da da var. Bir Beşbel'de de var çok amaçlı salon. Kemalpaşa'da böyle bir projesi var mı? Veya Kemalpaşa'da kapalı spor salonu var aşağıda. Orası gençlik sporu değil mi başkanım? Ama arkadaşlar, çok doğru söylüyorsunuz. Yani bizim bir projemiz var. Eğer
ki önümüzdeki yıl ona mutlaka bütçe ayıracağım. Şimdiki... Sizde özür dilerim başkanım, siz yaptınız birkaç tane stat düzenlemesi de yaptınız. Armutluyuz. Onu söyleyeceğim, onu söyleyeceğim. Onu söyleyeceğim az sonra. Ha, o amatör küme şeyinden... Gençlik Spor Bakanlığı'ndan ben geçen dönemde Armutlu, Bağyurdu, Ören futbol sahalarının ortak kullanım hakkını istedim. Bana 2,5 yıl ortak kullanım hakkını vermediler. Kapalı buraları biliyor musun? Kapalıydı. Maç oynanmıyordu. Toprak zemini olduğu için. Harap haldeydi. Dedim ki bunlara bana verin. Ben buralara çok güzel bir şekilde yapacağım. Gençliğin hizmetini sunacağım. Sizin maçlarınız, sizin amatör küme maçları orada oynanacak. 2,5 yıl vermediler. Son seçime 6 ay kala nihayet onu kopardım ben. Ondan sonra yalnızca işte bir armut sahasını yapabildim. Şu anda Bayrut sahası yarın kazma vuruluyor. Ayın 4 Eylül'de ihalesi bitti, tamamlandı. Adama yer teslimini yaptık. Yarın kazmayı vuruyorlar. Bayurdu. Hemen şimdi de Ören'e şeye çıkarıyoruz, ihaleye çıkarıyoruz. İkisi bir yürüyecek. Ören ve Bayırdu sahaları UEFA standartlarında futbol sahasına, yürüyüş parkurlarına, pırıl pırıl bir sahaya ikisi de kavuşuyor. Çok iyi olur. Tamam mı? Mesele bu. İkincisi, merkezde biliyorsun bizim halı sahamız var. Yüzme havuzunun yanı çok büyük halı sahada. Oraya kapalı spor salonu yapmak istiyorum ben. Yani merkezi bir yer. Benim çok önemsediğim bir yer, merkezi bir yerde, merkezde bir yerde kapalı spor salonu olması gerektiğini inanıyorum. Geçen dönemde bir projem vardı, biliyorsun rekreasyon alanının altı kapalı spor salonu projesiydi, gömmeli. Orası da şey bahçesiydi, orasının altına ben, orası kot farkı vardır orada, altına kapalı spor salonu yapacaktık. Üzerinde park olarak kalacaktı ama git gel gör ki işte şimdi Kültür Sarayı diktiler kocaman devasa. Yan tarafı ona ayırmışsınız değil mi başkanım? Yan taraf evet evet o projenin içinde o var zaten. Yan tarafı ona aitti. Hani önümüzdeki yıl eğer şey olsaydı orası kesinlikle kapalı spor salonu yapacaktım. Bir sahanın merkezi olması kadar güzel bir şey yok. Evet. İnsanlar yürüyüş yoluyla yani yürüyerek gittikleri zaman çok farklı oluyor. Ta ovanın dibinde 5 kilometre ileride, şimdi 3-4 kilometre ileride salon var. Kim gidiyor? Kim gidebiliyor? Hangi veli çocuğunu oraya gönderebilir? Mesela şeyde Sütüler yolunda yaya yolu bile yok yani. Yok yani. Zaten gitmez oraya yani. Yani yürüyüş de gitmez. Kim gidecek çocuğunu götürecek? Yürüyerek gidiyorlar başkanım. Seyirci desteği olmadan... Çocuklar tamam da gidiyorlar da mı? Ya çok tehlikeli. Bir kaldırımlık böyle ince bir... Ta oraya kadar nasıl bahçe arasını ben yapayım? Evlere kadar yaptık. Ben böyle bir taraf gelmiştim başkanım. İşte orayı düşünüyorum. Orayı düşünüyorum. Başkanım Armutlu'dan bir soru daha var. Diyor ki Armutlu'da belediye işanı yıkılacaktı. Evet. Esnaflara yazı gönderildi. Bina yıkılıp Armutlu Pazar yeri eski yerine taşınacak mı? Evet. Bunu sorabilirim. Evet kesinlikle. Bugün Armutlu Pazarı'nda dolaştım ben. Mustafa Alp Aydın. İki tane orada dükkanımız var. Bir tane pideci dükkanı var. Bir de TEDAŞ ait dükkan var. Onun kamulaştırma işlemleri başladı. Bittiği zaman o binayı hemen yıkıyoruz. Oraya pazar yerini koyuyoruz. O çarşıyı pazar yerine tekrar getiriyoruz. Eski tek amacım dönecek. Eski haline dönecek. Evet. Aynen o güzel haline dönecek. Başkanım, bu daha önceden birkaç arkadaşım sormuştu. Galericilerle ilgili bildiğiniz gibi bir kanun çıktı. Evet. Ve onların artık işte binaların altında galeri, araç satışı vesaire yapmaları yasaklandı. Evet. Belediye ile bildiğim kadarıyla birkaç görüşme gerçekleştirdiler. Ne önerdiniz? Şu andaki durum nedir? Galericilere bir yer gösterecek mi Kemal? Kiraz Ali var ya, oraya ben gösterdim. Şimdi oraya... yenileştirme çalışmaları yapacağız. Bir dükkan aşağı yukarı 35 bin liraya falan mal oluyor. Yani her şeyiyle dört dörtlük. Oraya bir çalışmamız var. İnşallah orayı da onlara vereceğiz. Galericilere. Evet, 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 evet. Başkanım Atatürk Müzesi. Yine bu mecliste gündeme geldi. Yapılacak projeler. Atatürk evi askerlik şubesi. Ha evet. Biliyorsunuz 2014 yılında askerlik şubesi taşındıktan sonra oraya ben Milli Savunma Bakanlığı'ndan ve Kültür Bakanlığı'ndan devralmıştım. Çok uzun uğraşlardan sonra sağ olsun belediyeye geçti orası. Şu anda orası Atatürk'ün 8 Eylül'de kaldığı yerdir orası. Odası da vardır dikkat ederseniz.
Orası Kent Müzesi ve Atatürk Müzesi olarak tadilatını yapacağız. Valimizle görüştüm ben. Büyükşehirimizle görüştüm. Bu sunumda da onu söyledim ben. Hep beraber burayı yapma düşüncemiz var. Şeyler başladı, çalışmalar başladı. Başkanım, yeni anıtla da bitmek üzere. Bunu da 29 Ekim'e yetiştireceğim dediniz. 29 Ekim'den daha önce olacak. Bir hafta 10 gün önce teslim Peki, edeceğiz. Peki açılışı Cumhuriyet Bayramı'nda yapar mısınız? Öyle yapacağız. 29 Ekim'de yapacağız. İki bayram mı? Yani şimdi arkadaşlar 40 yıldan beri bir şey hayalimdi. Evet. Şimdi 40 yıllık bir yer orası. 80'li yıllarda falan oldu orası. Yani eskidi her şey. Onu dedik hem biraz daha aşırı aldık. Halka da açtık. Orası farklı bir yerdi. Yani kimse girmiyordu orası. Boş duruyordu. Hem park olarak hem süs yapı olarak, dizayn olarak, peyzaj olarak çok güzel yaptık. Fıskiyeler koyduk. Yerden fıskiyeler. Gizli, gizli. İşte o mesela tören haricinde orada fıskiyeler olacak. İnsanlar oturacak. Biraz daha altta aldığımız için, aynı düzelde olduğu için daha farklı bir yer olacak. Bir de taksiciler orada çok güzel bir taksi mekanı yapacağız. O şekilde projemizi tamamlayacağız. Başkanım, 29 Ekim'den bahsetmişken sizin güzel bir 8 Eylül videonuz vardı. Basındaki arkadaşımız Ozan Bey çekmişti hatta. Bize de şu anda çok emeği var, kendisine evet. Teşekkür ediyoruz. Bu arada bir teşekkür de Bilgi İşlem personeline yapalım. Evet, bize çok destek oldular. 8 Eylül videosunu da yönetmenimizden rica edersek çok sevinirim. Üstüne de biz konuşalım. Yok, video izleyeceğiz. Konuşabiliriz. Başkanım, spor sahalarıyla ilgili soruları sorduk herhalde. Hı-hı. Evet, ikisini de. Şeyi soracaktım başkanım. Otoparktan ziyade az önce bir borç ödedik demiştiniz. Sanırım az önce arkadaşlar orada evet. Şey yaptı. Evet. Ne kadarlık bir borç? Şu anda 18 milyon lira borç ödedik biz. Ödeme devam ediyoruz. Hem yatırım yapıyoruz hem borç ödüyoruz. Ve müthiş bir tasarruf yapıyoruz. Yani pandemi süreciyle işçi alımlarını durdurduk. Çünkü niye? İhtiyaç olmadığı için durdurduk. Şimdi şu anda yeterli şeyimiz var. Şu anda esnek çalışmamız var. Valiliğimizin emriyle biliyorsunuz. Yarısı geliyor, yarısı gelmiyor. Sıkışık durumdayız. Bazı hizmetler aksıyor, olur olmaz. Ama elimizden geldiği kadar titizlik gösteriyor arkadaşlarımız. Bu konuyu inşallah en kısa zamanda şu Covid-19'dan kurtuluruz da ülke olarak bir nefes alırız. Kemalpaşa olarak bir nefes alırız. Şu anda hem borç ödüyoruz, devletin borçlarını da ödüyoruz hiç aksatmadan. Ondan sonra her şeyi de dört dörtlük ödüyoruz. 18 milyon bir buçuk yılda tasarruf yaptık, borç ödedik. Aynı şekilde zaten imar açıldığı zaman arkadaşlar bu borçların birçoğu da kalmayacak. Yani ben faizlerini sileyim yeter. Çünkü bir şeyin mesela kongre merkezinin 11 kusur milyon lira yaptırılıyor. 14 yıl ödemeli. 3 yıl ödemesiz 14 yıl içinde ödeyeceksin. 14 milyon kusur da bu faizi var. 12 milyon kusur da. Yani ben böyle bir şey görmedim ya. Faiz diyorsun. Faize ne iş yapıyorsun sen? Yani ana paradan daha fazla faiz ödeyeceksin. Bunu ben bir an önce bitirmem lazım. Yani niye 11 milyon faiz vereceğim? 11 milyonu ben vatandaşım Kemalpaşa'ma yatırım yaparım. Yani uzun vadeli olmaz. Yani şimdi lokantaya gidiyorsun. Her zaman örnek veriyorum. Beraber gidiyoruz. Sen yiyorsun. Borcunu ben ödüyorum. Parasını ben ödüyorum. Buna benziyor bu iş. Yani bu kadar. Yani gereksiz. Bir şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İnsana dokunması lazım yapılan hizmet. İnsana. İnsana dokunacak ya. Şimdi ben bütün meclis üyesi arkadaşlarıma yahut da herkese soruyorum. Kemalpaşa halkına soruyorum. Benim kongre, neyin kongresini yapacaksın orada bir. İkincisi, kongre yapman için, merkezi olması için bir tane restoranın olması lazım mı? Yatakhanenin olması lazım mı? Otelin olması lazım. Peki kongre merkezinin yanında iki tane düğün salonu ne işi var? Kongre merkezinin yanında düğün salonu olur mu ya? Orada langur lungur oyuncaklar, şakaduk çukuduk, orada kongre yapacaklar, öyle mi yani? Var mı bunun mantığı? Bana birisi gerçekten doğru desin, elinden öpeceğim onun ya.
elinden öpeceğim. Orayı üniversiteye çevireceğiniz zaman masrafını yine biz yazacağız. Ne kadar ortalama? Hiç bilemiyorum. Onun daha fizibilite çalışmasını yapmadık. Hiç mi? Altından da kalkarız. Hiç önemli değil. Her şeyimi bırakırım, onu yaparım. Altından da kalkacağım. Bu üniversite Kemalpaşa'ya gelecek. Hep beraber getireceğiz. Bunun AKP'si, MHP'si, CHP'si, İYİ Partisi yok. Hep beraber getireceğiz buraya onu. Ben getirdim değil, meclis getirdi. Burada siyasi partilerin iradesi getireceğiz. Hep beraber. Siyasi partilerin iradesi getirdi. Öyle şey yok. Burası eğer her parti kendine göre Kemalpaşa'yı seviyorsa, Kemalpaşa'ya hizmet için geldiyse, her parti ilçe başkanından tut belediye başkanına kadar, meclis üyesine kadar Kemalpaşa ya üniversitenin gelmesi içinden elinden gelen yardımı yapması lazım. Elinden gelen desteği sağlaması gerekiyor. Kemalpaşa'yı seviyorsa, düzgün siyaset yapacaksak. Yok efendim bu CHP'liymiş, bunu yapmayalım. Ama bu sana yap, böyle şey yok. Öyle şey yok. Şimdi geçen dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkanı vardı, meclis üyeleri vardı. Geçen dönemde biz meclis şey olarak üniversite getireceğiz deseydi, bizim Cumhuriyet Halk Partili şeyler hayır mı diyeceklerdi? Onlar da destek vereceklerdi, verirlerdi. Bu üniversite olayında bir şey daha gözüme çarptı. Bir haberci olarak bize çok geldi başkanım. Sizin üniversite ilgili açıklamalarınızın yapmanızın 10 dakika, 15 dakika sonra ardından İzmir Milletvekilimiz Yaşar Kırkpınar'da hemen bir açıklamada bulunuyor. Yok biz rektöre gittik, yok onlar gidemediler, daha gidecekler, yoldular. Evet. Siz mi gittiniz, onlar mı gittiler, biz de anlamadık. Onu geçelim, boş ver. Onu şey yapmayın, boş ver. Biz önümüze bakalım. Şimdi yani siyaseten... Yani bizim AK Parti'de olması önemli değil, önemli olan Kemalpaşa'nın çocuğu olması... İçimizden birinin çıkmasının Kemalpaşa'ya... Kesinlikle, yani öyle şey yok. Ben... Var mı başkanım? Efendim? Yani, çalışılması Kemalpaşa'nın faydası ne olur? Ben demin bir açıklama yaptım. Yani ben diyorum ki hep beraber koordineli çalışacağız zaten. Ben Yaşar Bey bana alo işte efendim mesela Sayın Başkanım. Şimdi şöyle öyle veya böyle ben bu Kemalpaşa'nın belediye başkanıyım. Kemalpaşa'nın halkın seçtiği başkanım. Atanmış değilim. Seçilmişim. Herkesin hangi siyasi parti olursa olsun ben nasıl saygı duyuyorsam onlara da saygı duyurmak zorundalar. Benimle diyaloğa girmiyorsun ki. Bana bir adım atana ben 10 adım atarım. Sen benim yapımı, evet. Sizler benim yapımı bilirsiniz. Bana bir adım gelene ben 10 adım giderim. Bende öyle kin, nefret, şu bu asla yoktur. Ben olumlu bir şey varsa üzerine badozlama giderim. İnsanız ya hep beraber. Hiçbir zaman milletvekilimiz tabii, Türkiye'nin milletvekili, İzmir'in milletvekili. Ben onu her zaman gördüğüm zaman saygı gösteriyorum. Herkese saygı gösteriyorum. Kemalpaşa için çok önemli bir durum. Tabii canım, ben devlet terbiyesi almış bir insanım arkadaşlar. Ben öyle böyle bir insan değilim. Milletvekilinin olması, hangi partide olması. Kesinlikle. Niye diyalog geçmiyoruz? Niye merhaba demiyoruz? Niye bunu yapalım diyoruz? İşte şudur budur. Diyaloğu hiç geçmedi ama başım. Yani geçilmedi mi? Hayır bu konu değil. Yani 2 yıldan beri. Yok hayır gelme, hiç geçilmedi. Herhangi bir şey olmadı. Yani milletvekilimizi hiç... Diyaloğa girmedim. Hayır, geçinmedi. Tabi canım, yani ben hiç diyaloğa girmedim şimdiye kadar. Şimdi Kemalpaşa'nın ne eksiği var, destek olabilir miyim? Tabi canım, yani budur yani, insan bir çayımızı içer ya da der ki gel kardeşim bir çay içelim. Değil mi yani? Evet. Ondan sonra ben şuyum, ben buyum. Tabi yani. Tabii ki. Bunların hepsinin uyum içinde Kemalpaşa'ya katkı vererek çalışması, hepimizin birlikte çalışması Kemalpaşa için olur mu? Mutlaka. Zaten Kospi örneğini o yüzden verdim başkanım. Ben hani burada Kemalpaşa'nın içinde ama sadece ismi var. Yani ya bir öğrenci mesela başkanım diyor ki bizim üstümüze vazife değil, biz yapmayacağız ama işte eğitime katkı olsun diye işte... Bin tane tablet tabii. Hedefimiz o. Kosmi versin. Bütçesi ne kadar? Başkanım 3 katı, 4 katı Kemalpaşa. Tabii canım, çok fazla. Benim bütçesi. Böyle bir peki veremezler mi başkanım? Canım yönetim kurulu toplanır, verir. Yani niye vermesin? Verilebilir yani. Tabii canım. Vermez yani. Mi? Tabii. Eğitime katkı olarak verebilir. Yani demek istediğim şey şu. Söz konusu Kemalpaşa ise gerisi teferruat olması lazım. Kesinlikle. Değil mi? Evet, evet. Söz konusu Kemalpaşa ise gerisi tefa. Çünkü Allah buraya her şeyi vermiş. Vermiş. Şehre yakın. Tabiat dünyanın en güzel cennet köşesi. Ondan sonra yollarımız gayet güzel, yakın. Ondan sonra suyumuz, şeyimiz, havamız, kirazımız, meyvemiz, her şeyimiz var. Burası niye daha güzel şeyler olmasın?
Niye sosyoekonomik yapısı değişmesin? Düşünebiliyor musun? Kemalpaşa'mıza 3000 tane Türkiye'nin her tarafından üniversite öğrencisi geldi. Şu esnafın haline. Hepsi biner lira bıraksa var ya. 3000 çarpı 1000 ne yapar? 3 milyon mu yapar? Her ay 3 milyon lira para Kemalpaşa'da kalacak. Başkanım, sizin başkanlığınız dönemini biliyoruz. Biz de 18 yıldır burada gazetecilik yapıyoruz. Siz Demir Hoca, yani Mehmet Ayçin başkanlığında hep ilçe başkanımız oldu. Evet. Yeni bir ilçe başkanımız var. Evet. Kongreyle evet. Gelen Ahmet Cemil Balyalı. CHP ilçe başkanlığıyla CHP partinizde işler nasıl gidiyor? Gayet iyi. Nasıl? Herhangi bir sıkıntımız yok. Etle tırnak gibiyiz biz. Evet. Yeni ilçe başkanım gayet iyi anlaşıyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş bir belediye başkanıyım. Benim partim Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ona minnet duyuyorum. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partili olmaktan da kıvanç duyuyorum, övünç duyuyorum. Her zaman biz partimle, ilçemle, ilçe örgütümle beraberiz. Uyum içinde çalışıyoruz. Hiçbir sorun yok yani şimdi şu anda. Biz de sabah kahvaltıdaydık. Sağ olsun. Evet. Kendisine buradan tekrar teşekkür ederim. Selamlar iletip kendisine teşekkür ederim. Evet. Başkanım, geçtiğimiz mecliste çok sinirlendiğiniz bir şey var. Ben çok dikkat ettim ona. Ki kültür merkezi. Kültür merkezi sizin, Kemalpaşa Belediyesi'nin. Evet. Kemalpaşa Belediyesi'nin mi? Önce onu söyleyeyim. Yok, şu anda Kemalpaşa Belediyesi'nin değil. Evet, 10 artı 5 başkanım. Yıl, 15 yıl bizim değil. Peki herhangi bir şey yapılmıyor mu? Kanunlar? Yok ya, yani, şeye bağlamışlar. Benim bütün avukatlarımı saldım. Yani anca karşı taraf biraz insafa gelirse, biraz daha düşürürsek, farklı bir şey yaparsa olur. Yani... Ne kadar kira veriyor başkanım? 22 bin lira. O meclisten mi geçmişti? 22 bin lira. Şimdi bu konu o dönemde konuşuldu. 22 bin lira. Binanın tamamı mı başkanım? Tamamı. Tamamı 22 bin lira. Yalnızca orta tarafta bir şey var ya. Birkaç sizin tane. Katınız. Orta kat. O kat. O, işte, orası bize ait. Onun dışında alttaki dükkanlar hepsi, dahil. Hepsi. Hepsinin kirası 21 bin lira. 22 bin lira. 22 bin lira. Evet. 22 bin lira. Şimdi bir dükkan 18 bin lira, bir dükkan 13 bin lira. Kiraya verilen. Sinemalar, şeyler, salonlar, alttaki dükkanlar hariç. 15 sene mi dediniz? 10 artı 5. Ha, yani 10 sene bittikten sonra 5 sene daha. Evet. Sözleşmeyi uzatma hakkına mı sahip? Yine aynı rakam peki. Ne bileyim, değerleme vesaire. Vallahi tam onu bilmiyorum ama mutlaka tefe tüfe uygulamışlardır artık onu, tam olarak bilmiyorum. Evet, ilginç. Şey evet. Soracağım başkanım. Hayvan barınağı Kemalpaşa'daki siz hayvanları... Ben yapmıştım sever. 2009'da. Şimdi evet. Büyütüyorum oraya. Çok modern hale getiriyorum. İki tane daha veteriner aldım. Buradan vatandaşlarıma söylüyorum, köpek veya kedilerin kısırlaştırma olursa mutlaka alıp götürsünler, kısırlaştırsınlar. Ücretsiz. Çünkü ücretsiz tabii. Yani müthiş bir hayvanda çoğalma var. Yani bir hayvan, geçen bir istatistik okudum, müthiş etkilendim. Bir tane köpek birkaç yılda 7000'e ulaşabiliyor, biliyor musunuz? Yani katlana katlana giderken mutlaka ve mutlaka benim mesela... köpeğim var. İkisini de kısırlaştırdım. Hem kedim var. İki tane yani köpeğim var. İkisini kısırlaştırdım. Herkes lütfen sokak hayvanlarını mutlaka bizim hep beraber bakıyoruz. Onlara da gerekli ihtimam gösteriyoruz biz. Ama kısırlaştırmak isteyenler bizim hayvan bakım barınağına başvurabilirler. Kısırlaştırma işlemleri orada yapılıyor. Başkanım, Kemalpaşa'nın en gözde yerlerinden biri Nazarköy. Evet. Orası sahipsiz kaldı gibi. Biz bir festival yapmıştınız siz daha önce. Evet. Devam etti, sonra bitti, bir daha oldu. Şu anda burada bir çalışma var mı? Bir de bunların en son görüştüğüm kadarıyla ustalarla boncukları demeyeyim ham madde. Evet. Camları bitmiş. Evet. Yani cam biterse diyor, biz de biteriz diyor. Bu konuda hiç diyalog kurdunuz mu? Bir cam şey... bulmak çok zor bir olay. Denizli'de bir şey varmış. Bunu üreten bir yer. Oraya temas halinde geçtik zaten biz. Şu anda bizim yapacağımız neyse, ne varsa bizden istesinler, biz gereğini yapacağız. Hı hı. Yapıyoruz zaten. İkincisi, oraya çok güzelleştirdik biliyorsunuz. Oraya kır kahvesi yaptık. Evet. Ondan sonra Hitit kabartmasını oraya getirdik. Hı hı.
Ondan sonra yol güzergahlarını düzelttik. Şimdi kışın o sağ tarafa giden, aşırı dereye giden yol var ya, orayı evet. genişletip oraya çok güzel bir şekilde dizayn edeceğiz. Bu şeylerin çarşının üzerini kapatmayı düşünüyoruz. Yani şey olarak. Merkezdeki. Biliyorsunuz her zaman orada boncuk festivali yapıyorduk. Pandemi dolayısıyla bu sene her şey askıya alındı, yapılmadı. Nazarköy'e ayrı bir ihtimam gösteriyoruz zaten. Yol boyunca şeyi yaptık. Yukarıdan en büyük sıkıntı otoparktı. Yukarıdan yol var. Biz defalarca gitmemize rağmen, çok istememize rağmen Orman Müdürlüğü izin vermedi. Yangın tehlikesi var diye. Onu çözmeye çalışıyoruz şimdi şu anda. En büyük sıkıntımız otopark maalesef. Bir de içeri araç girmeme almıyoruz ama araç girmemesi için de otopark bulmamız lazım. En büyük sıkıntımız o. İşte ormandan izin alsak arka taraftan çok büyük bir alan var orada. Bütün araçlar orada. Çok daha rahat edeceğiz ama inşallah tekrar müracaat edeceğiz, verirler. Ümit Bey, biraz sosyal medyadan gelen soruları soralım. Tabii ki. Güzel bir soru. Ben de soracağım bir soruydu. Onu görünce güldüm. Hatta başkanım da dikkatini dağıttım. Hüseyin Özdemir abimiz sormuş. Vekili olacak mısınız, doğru mu? Ne? Milletvekili olacak mısınız, doğru mu? Yok, doğru değil. Hayır. Hayır, mümkün değil. Hayır. Ben tekrar belediye başkanı olmaya devam edeceğim. Siz belediyecisiniz. Belediyeciyim. Evet. Şu anda milletvekilinin hiçbir kıymeti, harbiyesi kalmadı arkadaşlar ya. Kemalpaşa yani, sanayisinde bölgesinde bir taksi durağına ihtiyaç olduğunu düşünülmekteymiş başkanım. Nerede? Sanayi bölgesinde. Sanayi bölgesinde. O KOSPİ'nin işi o. Işte. Yani benim işim değil ki o. Ben oraya bir şey yapamam ki. Göremiyorum. Biraz çöplerle ilgili biraz. Sıkıntı çok. Katılıyorum. Çöplerle ilgili yani çok sıkıntı var. Evet. Demin söyledim. Bana biraz müsaade etsin. Şu 4-5 tane çöp kamyonunu alayım. Bana hep güzel çöpleri seçiyorsun derler başkanım. Tabii tabii. Ne geldiyse söyleyin lütfen. Bana kim ne söylüyorsa lütfen, onun hepsinin cevabı vardır. Eğer yapamıyorsan, ben şimdi özür diliyorum onlardan. Hakikaten sıkıntı var çöplerde. Niye? Araç sıkıntı var. Mesela bugün Armutlu'ya gittim. Bir tane araç bozulmuş. Bir haftada çıkamayacak dediler. Bir aracı şimdi 24 saat dolaştırıyorum. Bir ekibi ölene kadar, bir ekibi öğleden sonra çalışıyorlar. Çok sıkıntım var. İşte bu borçlanmayı onun için girdim ki ödeyiz, öderiz yani. Ben 3 milyon liraya ben 10 ay vadeyle 10'a bölsem, 10 taksi, 20 taksiyle bölsem zaten 20-20, 30-30 onu öderim. Yani çok çerez gibi bize şey gelir. En kısa zamanda alacağız, bunu rahatlayacağız. Aslında bakın, yine aynı soruya da denk geldi. Demin ya başkanım, belediye bütçesinde temizlik işlerine birazcık azalıyor. Ya, TCT'lerinde var onların hepsi. Onu biraz var, daha... Var. Onu çıkaracağız, onu halledeceğiz. Başkanım yine bir soru var. Diyor ki 2B arazilerine tapular ne zaman dağıtılıyor? Ben bilemem 2B arazilerine. Ben devletin işi arkadaşlar. Benimle ilgisi yok onun. Onlar Orman Bakanlığı. Orman Bakanlığı tabii canım. Benimle ilgisi yok. Ulucak'ta hala imar, pardon, orayla ilgili bir tapu ve imar sorunu var. İmar sorunu var, evet, evet. Hala devam ediyor mu? Devam ediyor, çözüyoruz. Onu yapıyorlar. Yapılıyor yani. Yani Ulucak'ın imar sorunu var. Çözeceğiz, mecburuz. O da mı büyükşehirle alakalı? Tabii büyükşehirle alakalı. Ha, imar dediğin zaman büyükşehir. Biz burada hazırlarız, onları kabul ederse etmezlerdi, geri gönderirler, olmaz derler. Peki neyi istinaden kabul etmiyorlar başkanım? Yapmıyorlar, ona göre bir planları var, projeleri var, ona göre yapıyorlar. Yani şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri olacağı ne kadar iyi biliyor ki? Yani neyine hayır diyorlar? Hani siz burada yaptınız, biliyorsunuz olacağı. Şimdi yani ne bileyim, ben de bilmiyorum yani. Bu çok enteresan. Yani hayır diyorlar, yani belli bir kat yüksekliği var, kat şeyi var, ne bileyim. Şimdi mesela... Ocaktan sonra her daire bir araç şey otopark koyacaklar. O kadar büyük sıkıntı olacak ki. Ve şeyler de daire fiyatları da alacak başında gidecek diye düşünüyorum. Bu otopark parasını büyük şehir almıyor mu başkanım? Otopark parasını almıyor. Yani ruhsat alınırken otopark diye bir para almıyor diye biliyorum. Tam olarak bilmiyorum onu da, yani kim alıyor bilmiyorum. Başkanım, Damlacı'ya çağırıyorlar. Gitmiyor musunuz? Damlacı? Evet. Gidiyorum ya. Allah Allah. Şimdi bana diyorlar ki sen hiç Damlacı... ben git diyorum. Daha şu gün buradaydım. Sen neredeydin? Aa, ben bahçedeydim. şimdi tamam da ben geliyorum diye. Ya nasıl şey yapayım? Geçen bir bayan hiç şey filanca yere gel... Bak devamlı. Her gün böyle bu. Her gün silah atıyorlar. Sizin o taraftan geliyor herhalde. Ya dün sabaha kadar uyuyamadım arkadaşlar ya. Silah sesinden.
Evet, buradan da emniyet. Yani. Ya Damla işte öyle, geçen bir bayan dedi ki bana, hiç sizi göremiyoruz, sen nerede oturuyorsun? Filanca köyde. Ben o köye 3 sefer 4 sefer geldim. Ben senin hangi evinde olduğunu, kapının çalıp ooo ben geldim mi diyeyim dedim yani. Yani mesela ben bugün Armutlu'ya gittim. Armutlu'dan ha dedim şeye gidelim, Bayramlı'ya. Ne o? Yeni Kule'lerin yanındaki şey, Kamberlere. Kamberlere gittim. Gittim oturdum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Orada bir şadırvan yapıyorduk. Ona baktım. Kontrol ettim. Ne eksik? Onları yazdık. İşte iki tane bayrak verdim. Bayraklar eskiymiş. Bayrakları boyanacak dedik. Şadırvan işte ışıklandıralım dedik. Hepsini hallettikleri musluklara takılacak. E gittim yani. Şimdi orada 15-20 kişi kahvede oturuyordu. Kamberler nüfusu 300-400 ise muhtara telefon ettim. Dışarıdaymış. Yani ben geldim. Peki sen beni görmeyen adam ertesi gün yolda görüyor. Hiç Kamberlere gelmiyorsun. Ne yapayım şimdi? Geliyorum arkadaş. Geliyorum. Bir de arkadaşlar 30 tane köy, 5 tane büyük belde, koca bir Kemalpaşa. İşler, iş yapacağız ya, büyükşehirle ilişkiler. Büyükşehirin birçok işte iş susu, fen işçileri, efendime söyleyeyim, şirketi, efendime söyleyeyim, Ağustos'u, busu, ıvırı, zıvırı onunla bağlantı. Onunla bağlantı. Git yapıyorsun, et yapıyorsun. Şimdi beraber çalışıyoruz. E zaman kalmıyor bana. Yani ben eskiden çok cenazeye giderdim. Şimdi cenazelere bile gidemiyorum. Çünkü müthiş bir şey var. Çalışma temposu var. Bugün sizdeyiz. Yarın akşam farklı bir yerdeyiz. Yani hiç durmuyorsun. Duramıyorsun zaten. İş yapmak istiyorsan çalışacaksın, gidip geleceksin. En kısa zamanda Damlacı'ya gidiyorum. Gidin başkanım. Başkanım, geçtiğimiz dönem bu özellikle Kurban Bayramı'nda büyük bir sıkıntı olmuştu sularda. Ki hatta ben de bununla ilgili bir açıklama yapmıştım. Hatta vatandaşlarımız bana da çok kızmıştı işte İSU'nun kusuru diye. Ki evet tabii kendi dolaylı olsa da var. Ama havaların da kurak olduğu bir gerçek. Hala yağmur yağdı. Evet. Şu anda hala yarın yağacak olur. Yalnız herkes tedbirini alsın. Evet, yarın yağmur yağacakmış. Bu sevindirici bir çok. İSU'yla diyaloğunuz nasıl? Yani büyükşehirin ayrı bir kolu gibi. Şimdi büyükşehirle İSU apayrı iki devlet gibi. Canım İSU bir şirket yani sonuçta. Şimdi arkadaşlar geçen Kurban Bayramı'nda olağanüstü bir durum oldu. Olağanüstü. Sular 7 metre geri çekildi. Aşağı çekildi. Çok büyük bir kuraklık var. Her şey çalışıyor. Yani şeyler, söyleyiver şuna, motorlar, şunlar bunlar. Bir şey oldu yani sonuçta bir aşırı kullanma oldu. Bayram, sıcak. Ondan sonra ama tekrar düzeldi iş. Bir de bayramla sıcak bir araya gelince herkes halısını, şuyunu, buyunu çeşme suyuyla yıkadı. Ya arkadaş, Türkiye müthiş su fakiri bir ülke. Bakınız burada şunu söylüyorum. Herkes suyu bundan sonra çok zor bulacak. Geçen Büyükşehir'in toplantısı vardı. Ödemiş'e gittim. Ödemiş'te bir gecesinde orada. Ödemiş'teki çiftçiler ya oradaki akil insanlar ne diyor biliyor musunuz? Yakında Ödemiş Ovası aynı şekilde Konya Ovası nasıl susuz kaldıysa aynı şekilde olacağız diyor. Obruklar oluşmaya başlamış artık, çöküntüler. Evet. Niye? Aşırı su kullanımı. Neden aşırı su kullanımı? Yılda 4 tane şey alıyorlar, ürün alıyorlar. Bir slaj dikiyor, ben dün söylediler. Bir tane slajın bir günde harcadığı su 83 litre biliyor musun? 83 litre. Çok büyük bir rakam. Ve 7 gün 24 saat sulanıyor o şeyler. Onu alıyor, başka bir fi dikiyor. Onu alıyor, patates dikiyor. Hep su. 20 metre, 200 metreye inmişler şimdi. 250-300 metreye inmişler. Bunun belli yasal bir şeyi yok. Yok. Niye? Yok. İşte bizim Kemalpaşa'daki suyu çeken kimler? Büyük fabrikalar. Büyük fabrikalar. İsim vermeyelim şimdi. Evet. 1000 metreden su çekiyorlar. Peki başkanım hani bu devlet su işleri bunlara kardeşim sen bunu... Ben onu bilemem. Şimdi yani ben bilemem yani. Onu ben bilmiyorum. Lütfen bu çok önemli. Bizim burada da aynı şekilde. Bizim burada müthiş taban sularında müthiş düşüş var.
Ondan diyorum burada bak gölet yaptık biz değil mi? Ben 3,5 sene uğraştım o göletleri yapmak için. 3,5 sene. Niye birisi kalkıp da başka iş, 4. bir gölet yapmadı? 10 yıllardan, 100 yıllardan beri o sular akıyor. Ben gölet yap. Ben 9 taneydi gölet projesi biliyor musunuz? 5 tanesini almıştık. 5, 6, 7, 8 tanesini. Yavaş yavaş gidiyor. Sinancıları da yapacaktık. Kaldı. Bak 3 tane ben şimdi kendim aldım. Şimdiki Gölpark'taki yere yıllarca şey yapma su vermediler. Yıllarca su vermediler çiftçiye. Şimdi kaç? 148 hektar alanı sulanıyor çiftçiye. Çiftçi suluyor şimdi. Çiftçi suluyor. Bu tarım suyu zaten. Tarım tarım amaçlı gölet orası. Hı hı, hı. Orası süs havuzu değil ki. Tarım amaçlı gölet. Diğerleri de aynı şey. Bayurdu diğeri aynı şekilde verildi. Sulanıyor. İşte bu su. Bu su akar, Türk bakar yapmıyoruz. Kesiyoruz. Kemalpaşa'da 78 milyon metreküp yıllık su kapasitesi var. Bizim bunu değerlendirmemiz lazım. Yani bir gram yağmur suyun dahi Türkiye'nin kaybe ihtiyacı yok. Kaybe ihtiyacı olmaması lazım. Kaybetmemesi lazım. Ben Kemalpaşa'ya geldiğimden beri hep bir şey vardı. Tabii ben 2002'de geldim Kemalpaşa'ya. Kemalpaşa'nın suyu zamanında Torbalı'ya satıldı vesaire falan diye bir şey. Böyle bir şey var mı? Şimdi şöyle arkadaşlar, Kemalpaşa'nın turu ta 1980'lerde Kemalpaşa'nın içinden dereler akardı ya. Su akardı. Su bolluğu vardı yani. Ne olmuş yani? Gitmiş yukarıdaki bir yerde işte Torbalı'nın ihtiyacı varmış. Bir kısmını oraya vermişler. Torbalı farklı bir ülkenin insanı mı ya? O da bizim insanımız. 80'lerde verilmiş. Su çoktu ya. Su derdi yoktu ki. 80'li yıllarda benim Bayur'da bahçem var. 5 metreden tulumbayla su çekerdik biz. Her taraftan su kaynardı. Su fışkırıyordu. Yani su diye bir şey problemimiz asla yoktu bizim. Başkanım 3. çevre yolunu otobana mı yoksa Danacı Çeşmesi'ne mi bağlanacakmış? Danacı Çeşmesi'ne bağlanacak. Hani bir soru var. Otobana değil yani. Evet. Ve Yeşilyurt Mahallesi'nde ne istiyorlardı? Onu da kaçırdım. Sırada bir yerde olması lazım. Ne zaman kanalizasyon? Neyi? Yeşilyurt Mahallesi'ne ne zaman? Geliyor işte. Geliyor işte. Yani Ahmet büyük kanalizasyon da geliyor. Bizim de yok. Benim oturduğum evin de yok şu anda. Öyle mi? Evet. Geliyor. Evet oraya geliyor. Bu arıtmadan dolayı ama. Yani arıtmaya bağlı olmayan hiçbir yer kalmayacak değil mi? Başka kesinlikle. Şimdi işte o büyük proje geliyor. Yani şu anda Kemalpaşa'dan çıktı, arıtmadan çıktı, bağlandı. Bağlaya bağlaya geliyorlar. Böyle işte Örnekköy, yukarı Kızılca, ondan sonra Armutlu, Ören, Bayurdu, Sarılar, Sinancı'na gidiyor. Başkanım şu İzmir Kemalpaşa yolu var ya, sanayinin ortasından geçiyor. Evet. Orası çok karanlık, kaza da oluyor hakikaten. Tabii sizin sınırlarınızda değil ama bunu işte milletvekili, kaymakamlık, siz bir an önce bir şeyler yapıyorsunuz. Bir önayak talep de geliyor şu an. Bu yolun ışıklandırılması. Evet. Bence de aynı şekilde. Kaza da çok oluyor. Şimdi tamam da ama benim de bir ilgisi yok. Burası karayollarına ait. Ben dedim yani sizin yetkinliğiniz değil mi? Efendim? Hayır. Büyükşehir'in karayollarının. Belli bir yer. Büyükşehir'in hiçbir şekilde yeri yok burada. Yani bütün İzmir yol ayrımından Turutlu bitimine kadar karayollarının. Ben o şimdi, yol hakikaten yani hepimizin sıkıntısı. Doğru söylüyorsun ama bunun TEDAŞ ve bizim karayollarına beraber çalışması gerekiyor. TEDAŞ'la karayolları beraber çalışacak. Tabii bunun için de Sayın Kaymakamımız devreye girerse, Sayın Valimiz devreye girerse çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Kemalpaşa'daki Atatürk Bulvarı'nın refüjü yıllardır bana büyük gelir. Sizin o konuda hiçbir oranın genişlik mi? Evet başkanım. Yani daha çok yüksekti o. Ben kaldırdım zaten. Dikkat edersiniz oraya. Tekrar yaptık. Hani o şey hani ortadaki çiçekler zaten sürekli ekilip duruyor. Ama daha daraltılabilir mi başkanım? Çünkü orada çift sıra park. Şimdi şöyle şimdi bana otoparkı sormadınız ama. Evet otopark son sorumuz bizim zaten. Başka da soru kalmadı. Zaten başkanım hep bunlar klişe soru. Evet. Otopark ev kiralarını soruyorlar. Şimdi ev kiraları imar açıldığı zaman ev kiraları düşer. Ya, evet. Yani, çok göç alıyoruz arkadaşlar. 1,5 milyar falan diyen evet. Yerler var. Ya ne yapayım? Muhteşem manzarası, Osmanlı Park manzarası. İnanın öyle yazmışlar başkanım.
2,5 milyar. Ama çok, o da insafsızlık ya. 2,5 milyar da çok para. Gerçekten çok para. Şimdi otoparka işte biz geçen Büyükşehir'e gittiğimiz zaman otopark yerimiz var biliyorsun. Eski itfaiyenin olduğu yer. Orası 2 kat alta gömüyoruz oraya. Projesi katlı çiziliyor. Katlı otopark. Hayır. Üstü yeşil alan. Ha. Altı kat. Evet, üstü yeşil alan. Evet. Peki oradaki kot, drenaj size sıkıntı çıkarma olasılığı? Kesinlikle var olmaz. Şimdi yani fen çok ilerledi. Yok, onu hallederiz. Yani o riskli çünkü ben hani batar kartlı otoparklar yok, onu, her zaman için bir canım şimdi riskli. Öyle diyorsun da bizim pazar yeri otoparkı nerede? Ta evet, altta. Niye o su basmıyor oraya? Yani onu ayarlayabiliriz diyorsun. Yani dikkat etmek lazım. Ya, ümidim ya sen inşaat sektörü aldı başını gidiyordu. Adam 20 kat alta gidiyor ya. Yani rekreasyon alanının altını da otopark. Yok olmaz. Şu an yok, olmaz. Orası olmaz. Orası çok büyük bir rakam o. Bu ortadaki şeyle ilgili bir tasarrufunuz olacak mı başkanım? Neydi? Rekreasyon alanının. Ha, oraya üstlerini aldık biliyorsunuz biz. Oraya bir sahne yapacağız biz. Bundan sonra kiraz festivallerini orada yapacağız. Dere hepten mi gidecek artık? Öyle yani. O dere yetmiyor arkadaşlar. İşte geçen şey yaptık. İlk geldiğimiz zaman biliyorsunuz festival yaptık. Adam şarkı söyleyecek yer bulamıyor ya. Evet. Bütün şeylerden evet, çok küçük geliyor. Evet. Yani orası miadını tamamladı o konuda. İnsanlar da farklı. İşte orası çok daha geniş. Çok daha fazla şey insan alır. Hem de merkez olduğu için daha iyi olacağını umuyorum ben. Başkanım, çarşıdaki havuzların temizlenmesi rica ediliyor. Çarşıdaki hangi çarşıdaki arkadaşlar? Çarşıdaki havuzlar biraz sıkıntı olmuşlar. Şimdi yukarıdaki yukarı çarşı var ya. Hayır. İşte dereye giden büyük çarşı var ya. Evet, şimdi evet, oraya düzenleme yapıyoruz biz. Oradaki havuzları tamamen yıkacağız. Oradaki betonu kaldıracağız. Tamam, oraya ağaç dikeceğiz. 3-4 tane çınar ağacı, büyük köklü bizim ağaç dikme makinemiz var ya, sökme makinemiz, evet, dikme makinemiz. Onunla beraber oraya bu aynı şekilde çim yapacağız. Oraya çok daha güzel hale getiriyoruz. Betondan kurtaracağız oraya. Oranın eski hali güzeldi. Çok güzeldi. O yolu da biraz daha şimdi tek gidiş geliş yapacağız. Biraz daha beri alıp şey yapacağız. Refüjle böleceğiz. Tek taraflı orada otopark olacak. Çift taraflı olmayacak. Oraya hemen düzenlemesini yapıyoruz zaten. Teleferik soruyorlar başkanım. Yok şimdilik bu parada geçen şeyde dönemde vardı projemiz. Şu anda para bulursak yapacağız. En büyük hayalim Niftağ'ın teleferik. Alman tarlasına. Bu dönem teleferik yokmuş onlar, başkanımın projesinde. Onlar döviz bazında zaten bildiğim kadarıyla ve eğer böyle devam ederse. Evet. Başka birkaç tane projem var ama onları şimdi söylemeyeceğim. Bu şey kalsın bende. Sürpriz olsun. Evet. Biz bizimle paylaşırız. Evet, 2 ay sonra tekrar bir canlı yayın yaparız. Yaparız her zaman. İstersen her gün yapalım. Önemli değil. Her gün belli saatte gelelim. Laf lafı açıyor diyelim. Ben de bitti sorular. Başkanım şey, adaylarınız var mı diye soran var. Ben de sorayım da. Daha dur bakalım ya. Daha 3-5 sene var. Ondan sonra demesin. Yani daha dur bakalım sorayım. Bismillah. Ne adaydı dur. Daha belediye başkanlığı yapıyoruz daha. Hadi seçimler 2-3 ay kala da var mı dersiniz. Daha 3,5 yıl var daha ne? Başkanım 1,5 saati rahat rahat geçtik. Çok da izleyicilerimiz oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür son ediyorum. Son sözlerinizi alalım. Neler söylemek istersiniz son olarak? Şimdi Kemalpaşa bizim her şeyimiz. Evet. Biz hizmet için geldik. İnsanlar da güvendi. İnanın ki canla başla çalışıyoruz. Birincisi o. İkincisi ekonomik sıkıntı var. Ben asla bunu şimdi şey olsun diye söylemiyorum. Yani aman işte yakınma etme bilerek geldiğince. Doğru söylüyorsun. Herkes ekonomik sıkıntı var. Bir laf vardır. Güneş çarı sıkar çarık ayağı. Bizim yani elimizden geldiği kadar küçük dokunuşlarla insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. İnsanlara ulaşmaya çalışıyoruz. İnsanlara hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bu böyle devam edecek zaten. Hizmet olarak, hizmet akışı içerisinde devam edecek. Biraz sabırlı olsunlar. Bazı yerlerde işte yollar aksıyor. Bulacak'ta mesela çok şikayet ediyor. Onun şimdi bütün o ana aksamını ben şimdi tamamen kazacağım şeyle, asfaltla dolduracağım, yama yapacağım. Orada bir sıkıntı kalmayacak. Ama bir de şu var, sevdik gitmeyince sevdik gelmiyor. Yani insan biraz zor olsun. Mesela Kemalpaşa'nın geçen dönemde bütün içme suyunu değiştirdik. Asbest borulardan kurtulduk. Şimdi pırıl pırıl su içiyorlar. Değil mi yani? Biraz zahmet gördüler ama bak caddeler pırıl pırıl oldu. Şimdi alt tarafa
Yama yaptık. İşte TEDAŞ işini bitirdikten sonra alt tarafının kaldırımlarını yapacağız çok güzel bir şekilde. Asfaltını dökeceğiz. Orası da bitecek. Şimdi TEDAŞ'a bekliyoruz direkleri, telleri alsınlar diye. Hani bu ha deyince olmuyor. İşte imar tamam da imar 10 yıldan beri uğraşıyoruz. Hem öbür daha önceki belediye uğraştı. Daha önce ben getirdim buraya. 10 yıldan beri çözülmedi. Yani bu iş imar ha deyince olmaz ama çocuklar. Hakikaten... Çok zor. Çok zor oluyor. Herkes itiraz ediyor. O çıkıyor, bu çıkıyor, oluyor, bu oluyor. Yani ben hani bir belediye başkanı istemez mi 6 ayda çözülmez bir şeyi? Bir belediye başkanı için en büyük ideal, en kısa zamanda çözmek. Ama işte farklı oluyor. Ama bu belediye başkanı şu anda sizinle ya da geçmiş dönemdeki sizin başkanlığınızla ilgili değil. Bu 20 yıldır büyük bir kanayan yaratı. Evet. İmar problemi. Evet. Yani evet. Bugüne geldik. Mutlaka yani ya, yapıyoruz, ediyoruz elimizden geldiği ama kadar. Ama sizden beklenen büyük şehirli koordineli olmanızdan tabii yani şimdi büyük şehirde biz çok iyi koordine ettik şimdi bu dönemde. İmar pozitif ayrımcılık yapıyor mu? Yapılıyor. Ben onu söyledim. Kesinlikle Kemal Paşa'ya pozitif ayrımcılık yapacaksınız dedim yani kusura bakmayın. Sağ olsun hepsi de canla başla Kemal Paşa için çalışıyorlar. Ben hiç kimseye, ben geçen toplantı hepsini teşekkür ettim hakikaten. Benim bir telefon açtığım zaman ulaşamasam bile mutlaka geri dönüş oluyor. Yani sağ olsunlar hep beraber uyumlu çalışıyoruz. Çok büyük katkısı olacak büyük şehrimizin, bizim de aynı şekilde. Beraber çok iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz, yapacağız da. Evet. Yani birazcık sabretsinler. Ben gerçekten verdiğimiz böyle rahatsızlıktan dolayı hepsinden özür diliyorum. Çünkü zor hakikaten yol şartı, ben Ulucağa gittim şunu yaptım ama olmuyor. Yani hepsi ha deyince olmuyor. Hepsi güzel günler olacak zaten. İşimiz gücümüz Kemal Paşa zaten. Hep beraber bu işi başaracağız diye diyorum. Bizi dinledikleri için de bütün vatandaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Basın Masası programının ilk konuğu Kemalpaşa Belediye Başkanı Sayın Rıdvan Karakayalı'ydı. Bu güzel yazdan kalma bir sonbahar gününde başkanımız bizi konuk etti. Kemalpaşa Belediyesi'nin önünden yapmış olduğumuz canlı yayının sonuna geldik. Ekibim adına hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.